İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir hafta, tabii farklı bir gün. Her zaman alıştığınız pazartesi günü değil, çarşamba günü karşınızdayız. Aynı saat 19.30'da özel bir yayın. Çünkü özel bir konuğumuz var. Kocaelispor'un teknik direktörü sevgili Ertuğrul Sağlam'la bu akşam birlikteyiz. Önce ben hoş geldin diyeyim hocamıza. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Sağlığınız, sıhhatiniz iyi inşallah. Çok iyiyiz. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta tabii mutlaka takip ediyor insanlar. Pazartesi, salı iki gün diğer kanallardaydınız. Sonra en son buradayız. Evet. Bu hafta milli arada. Size bir ayrıcalık tanıyalım dedik. O yüzden son size geldi. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Finali bizde yaptığınız için. Evet. Tabii diğer televizyonlardaki programları da arkadaşlar izledik. Yerel basınla zaten geldiğiniz günden beri çok evet. Barışıksınız, çok yardımcı oluyorsunuz. Biz de bu vesileyle teşekkür etmiş olalım size. Özellikle Gökhan'dan aldığımız bilgiler ışığında biz tabii çok fazla sahada değiliz ama sahada olan temsilcilerimiz var. Tamam. Bir kez daha teşekkür ediyorum hocam. Hoş geldin diyorum. Daha kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Hayrettin abi. Özel bir gün, özel evet. Misafirimiz var. Heyecanlıyız. Heyecanlıyım. Yani, ayrı bir heyecan. Mesleğe ben yeni başladım biliyorsun. Evet. Bu kadar özel bir yayına bu kadar kısa sürede erişmek benim için çok büyük bir mutluluk. Hocamla yan yana olmanın mutluluğunu da ayrı bir yaşıyorum. Yani gerçekten ama güzel. Ama iyi bir şey değil senin için bence yani. Bu kadar kısa zamanda böyle zirve yapınca şimdi bundan sonra hedefin ne olacak yani? Şampiyonlar Ligi kupasını getirmiş bir hocayla mı şey yapacağız? Abi Allah onu da nasip eder belki. Bu hızla başladığına göre en kısa süre içerisinde işte şeyle Mourinho'yla. Değil mi? Öyle bir şey oldu. Hayrettin abi bir gün Mourinho'yu da ağırlarız burada. Evet. Neden olmasın yani? Evet. Sevgili Gökhan hoş geldin. Hoş buldum abi. Sen nasılsın? Yani gerçekten şakası bir yana nereden nereye? Değil mi? Ben nereye gidecek? Evet. Biz biliyorsun çok uzak değil. Kendi şehrimizde, kendi semtimize deplasmanlara gidiyorduk. Evet. Çok şükür bugünlere kavuştuk. Çok değil dediğin gibi 7-8 sene önce, 2005-2006. Evet. Burada Hereke'ye, kendi mahallelerimize deplasmana gidiyorduk hocam. Hereke 3. ligde Hereke mi oluyor da Ballıgın'da. Ballıgın'da 2 sene oynadık biz. Çınarlı'ya falan evet. Gittik yani. O yüzden bugün burada hocamla olmaktan, bu programda olmaktan mutluyum, gururluyum. Hocama da hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Evet, aslında şöyle bir rastlantı da var hocam. İlginizi çekecektir mutlaka. Bizim program 27 Kasım 2000'de başladık biz. Yani 5 gün sonra yıl dönümü. Pazartesi yapabilseydik programı önümüzdeki hafta yıl dönümü olacaktı. 23. yıldayız hocam. 23 yıl oldu. 2000 kaç dedin? 2000. 2000. 2000. Tamam, 23. 23 yıldır İnşallah bu program topağalarda olarak var. 23 yıldır Hayrettin abi moderatör. Daha nice 23 yıllara diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz hocam. Onu da kutlamış olalım. Tabii hocamın da tabii doğum günü bugün kutlayalım. Diğer arkadaşlar da kutladı, meslektaşlarımız da. Pazar günüydü değil mi hocam? Pazar günü 19 Kasım. 19 Kasım. Evet. Sevgili hocamızın doğum günü. 10 Kasım'ı ben iyi biliyorum. Mustafa Denizli'nin doğum günü. Evet. Onu da bilirsiniz mutlaka. 10 Kasım'daydı. Sizinki de 19 Kasım ayında Türkiye'nin önemli teknik adamlarının doğum günü olmuş. Sevgili hocamızın doğum gününde bu vesileyle başlangıçta. Engin Başkanı da 16 Kasım. Evet. 16 siz o da evet, yakın. 12'ni de kutlayalım bu arada. Onu da kutlayalım. Evet. Sayın Başkan'ın da doğum gününü kutlayalım. Zaten antrenmanlarda kutladınız. Evet. Orada programlar, özel programlar yapıldı. Kutlama oldu. Bu vesileyle kutlamış olalım sevgili hocamızın. Tabii bizim programın süresi 2 saat normalde hocam ama siz varsanız bugün ucunu açık bıraktık. Artık gece yarısına kadar mı devam ederiz? Sizin de vaktiniz bizim vardır diye düşünüyorum. Şeyle vakitle alakalı sıkıntı yok, değil mi hocam? Sıkıntımız yok. Yeter ki izleyicilerimiz sıkılmasın. Doğru. Bir tabana da dikkat edeceğiz. Biraz daha farklı şeylerden gideceğiz. Bizim programda tabii yoğun bir izleyici katılımı oluyor. Yorum konusunda çok şeyiz. Tabii bu akşam bütün gelen yorumları okumaya kalkarsak herhalde bayağı uzun süre olacak. Evet. Ama bu akşam özel bir şey yaptık yorumcularla ilgili. Onu da paylaşayım sevgili izleyicilerimizle. Sizden şey alacağız, numara alacağız. İşte 5, 10, 20 gibi. Oradan kulağı çekeceğiz arkadaşlara. Sıralaması var zaten sosyal medyada. İşte 10 kişi. 10 kişi olur mu hocam? Mesela yeterli olur mu mesela? 10 kişi yorum mu okuyacaksınız? Yorum, yorum okuyacağımız sayıyı belirleyelim. 10 kişi çok da değil. Evet. En sonunda tabii programın sonunda sizden rakamları alacağız. Kulağı siz çekeceksiniz yani. Oradan da kimseye haksızlık da etmeyelim. Sevgili Muhammed kardeşim o konuda bize yardımcı olacak. Kimler hangi yorumlar olduğu konusunda. Onu hocamdan biraz sonra o numaraları alırız ki Gökhan. Gökhan diyorum sevgili Muhammed. O konuda da yardımcı oluruz. Onun dışında tabii bütün yorumlar bir de tabii şöyle bir geleneğimiz var hocam bizim her programda. Mutlaka bir kişiye o yorum gönderenler çekiliş yapıyoruz yine. Evet. Bu akşam çekiliş yapacağız, size yaptıracağız. Bu akşam 5 hediyemiz, 4 tane formamız var.
Bir tane de o Kocaespor'un çantaları var, görmüşsünüzdür. Evet, evet. Bir de atkımız onları var. Da, evet, bir de atkı veriyor sevgili. Evet. Bir de atkı bu akşam sizin hocam, sizin şerefine diyelim. Güzel bir hediye vereceğiz arkadaşlarımıza. Onların çekilişini de programın sonunda sevgili İnşallah. Hocama çekilişi de yaptıracağız. Öyle bir zenginlik katalım programımıza diye düşündük. Evet, tabii programımızı normal programımızla başlayacağız ama tabii hocam da son röportajlarında bahsetti konuşmasında. Tabii geçen hafta büyük bir üzüntü yaşadık hep beraber. Kocaespor'un sembol taraftarı Ali Okumuş, Bardakçı Ali namıyla bilinen ki 70'li yıllardan beri Kocaespor'u takip eden çok iyi bir taraftar, örnek taraftardı. Maalesef 62 yaşında kaybettik. Büyük bir üzüntü yaşadık. Gerçekten hepimizin çok iyi tanıdığı, sevdiği Kocaespor camiasında örnek, yani, Kocaelisporlu. Örnek bir Kocaesporluydu. Hocam tabii onu bilmez çok bu camiada bulunmadığı için. Bilmedim ama en azından bilgiler almışsın. Röportajda bahsetmişiz özellikle. Onun için teşekkür edelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Ondan başlayalım. Bizim programın başka bir geleneğiydi. Bir ölenler falan varsa yıl dönümü. Onlardan da mutlaka programın başında işte şu yıl dönümü oldu. Bugün vefat etti diye spor adamlardan mutlaka onlardan da bahsediyoruz. Bir vefalı bir davranışta bulunalım diye. Bardakçı Ali abimize Allah mekanını cennet etsin. Amin. Ailesine, bütün Kocaespor camiasına aslında çok sevilen bir insandı gerçekten. Allah mekanını cennet etsin diyelim. Evet, startı verelim o zaman yavaş yavaş. Hocam biraz şey yapayım tabii, Kocaespor'a gelmeden önce eski futbolculuk dönemlerinden başlayacağız. Bugün biraz da çalışma yaptık sizinle ilgili. Kaç tane gol atmışsınız Kocaespor'a, kaç maç oynamışsınız falan. Muhammed o konuda yardımcı oldu. Kaç maçtı Muhammed? 16 maç. 22 maçta rakip olmuşuz Kocaespor'a futbolculuk kariyerinizde. Ve 6 gol müydü? 6 gol. Hatta siz biliyorsunuz mutlaka futbolu bırakmadan önce en son golü Trabzon atmışsınız. Bir öncekini de Kocaespor atmışsınız hocam. Bir öncekini biliyor muydunuz? Ki o gol bizim için çok değerliydi. 1-0 kazandığınız maç. Samsun'daki maçta. O sene küme düşme sıkıntımız vardı. Ve tahmin ediyorum şeydeydi yani, maçın sonlarına doğru. Bizim düştüğümüz sene. Sizin de sıkıntınız vardı. Biz düştük o sene. Evet. Bizim düştüğümüz, sizin de demek ki hatırlıyorum. Hatırlarsın. Alt ligde yani bir Samsun'dayken Kocaeli Spor'la başa baş gittiğimiz bir sezon vardı. Biliyorum. Bizim Adnan Niçer hocayken siz biliyor, hatırladım. Evet. Orada da siz şampiyon olduğunuz sene. Biz şampiyon olduğumuz sene ama sonrasında Kocaeli Spor'un da yani şimdiki adıyla Süper Lig'de iyi gittiği bir sezon vardı. 1993-94 olabilir. 92-93 ülkeyi lider bitirdi hocam. 92-93'te de Samsun'da bir 3-2 biten maç vardı. Hatırlarsınız belki. Evet, evet. 3-2. Hatırlıyorum. Tahmin ediyorum orada bir 2 gol atmıştım. Herhalde o da vardır Muhammed. Muhammed var mı o 2 gol? Sizin 2 golünüzü şeyde bulduk hocam. O bizim için kötü bir anı. 7-1'lik Beşiktaş maçında 2 gol atmışsınız hocam. Hiç acımamışız bize. 7-1 kaybetmişiz ve 2 golü siz atmışsınız. Sevgili hocamın o maçtan sonraki... Bundan bahsetmesek yani şey yapalım. Burayı biraz erken geçsek iyi olacak. Yani hocanın yani, spor attığı golleri... Diye abi, enteresan değil mi? Şimdi 22 tane maçta da 6 tane gol aslında... O kadar şey normal yani, aslında. Çok da fazla değil aslında. Yani Kocaespor taraftarlarının da hoşgörüyle karşılaması gereken bir rakam aslında. Zaten karşılamam. Ben şuraya geleceğim tabii ki. Buraya bir sürü, İsmet Paşa'ya birçok kez gelmişiz. Geldi, tabii, Samsun'a tabii, geldiniz, tabii. Beşiktaş'ta geldiniz. Ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Hakikaten Türkiye'de böyle bir futbolcunun oynamaktan çekindiği, değil mi? Oynarken yani zorlandığı deplasmandı İzmit İsmet Paşa stadı o dönemde. Dolayısıyla yani bunu mesela dün gibi hatırlıyorum. Yani İzmit İsmet Paşa'ya gideceğimiz zaman hangi takımda olursak olalım mutlaka bir şey olurdu. Yani tedirginlik olurdu. Şimdi çok özür dileyerek tabii biz futbola girdik ama ben başka bir şey var. Şöyle hocam. Bir önemli mevzu vardı. Tabii. Ben Zonguldak Ereğli doğumluyum. Evet, biliyoruz hocam. Evet, afet oldu. Birkaç gün öncesinde gerçekten hepimizi üzen yani kendimizde, memleketimizde çok onunla beraber tabii Batman'da ve Diyarbakır'da oldu. Evet. Yanılmıyorsam. Doğru. Orada da bu selden ve fırtınadan dolayı çok olumsuz etkilenen, hatta Ereğli'de bir vatandaşımız da vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet Allah rahmet eylesin. Orada tabii bu şeyden olumsuz etkilenen herkese, hem hemşehrilerimize hem de diğer şehirlerdeki vatandaşlarımıza da bir geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Doğru. İnşallah bundan sonraki dönemde de böyle üzücü hadiselerle de hiçbir yerde karşılaşmayız.
İnşallah. O temenniyi de dile getirdikten çok sonra. Çok doğru. O zaman İsmet Paşa atmosferi gerçekten bütün takımlar için öyleydi ama sizin şöyle bizim hatırladığımız kadarıyla Samsun bize hep ters gelirdi hocam. Burada Samsun'u yendiğimiz çok nadirdir mesela. Sen de mutlaka o yılları hatırlıyorsun. Hep burada gelirdi. Çok da iyi maçlarımız olmuştur. Hep böyle bir doğru. Şekilde Samsun bizi yenerdi. Öyle bir şey vardır bazen yani. Bazen işte mesela. Öyle bazı takımlara gelen hakikaten ters gelen vardır takımlar öyle bir vardır şey. Yani. Vardır hocam. En zayıf anında bile takılırdın, yenemezdin. Evet. Biz de mesela oynadığımız dönemlerde yani çok zayıfken bile o takımlar böyle gelir. Başına bela olurdu hakikaten. Şu bu son dönemde de Manisa FK bizim. Evet. Manisa'ya evet, dediği FK. Gibi. Öyle mi? Evet hocam. Onları nasipse orada yenelim hocam. Bitsin bu. Evet. İnşallah. O bizim inşallah. İçin bizim için önemli, anlamlı diyorsun. Evet hocam. Manisa'yı yenelim artık. Ya bu sene ama inşallah böyle birçok olumsuzluğu biz geçmişten bugüne gelen birçok olumsuzluğu yavaş yavaş yıkıp ortadan kaldırıyoruz. İnşallah hepsine böyle birer sıra gelecek. Allah'ın izniyle de ligin sonunda inşallah hepimizin istediği, arzuladığı 14 i̇nşallah. Yıllık özlemede son vereceğiz. İnşallah. Futbolculukla ilgili şunu da sorayım, bitirelim. Fazla uzatmayalım. O zaman hiç Kocaelispor'a transferiniz falan hiç gündeme geldi mi? Şey oldu mu? Geldi. Hocam? Geldi mi? Ne zaman hocam? Beşiktaş'a gitmeden önceki sene. Yanılmıyorsam Güvenç hocaydı antrenör. O dönemde böyle Sefa Silmen miydi? Evet, başkan? Sefa Silmen başkanlı. O dönemde böyle bir görüşmemiz oldu ama sonra işler tabii çok kısa süre içerisinde çok büyüdü ve farklı boyutlara gelince rakamlar da böyle artık uçtu. Çok çılgınca böyle yani çığırından çıktı iş. Ve sonrasında o sezonun sonunda zaten futbol tarihinin rekor transferi olarak ben Beşiktaş'a transfer oldum. Ki Samsun Spor o dönem gerçekten yaklaşık işte 70 milyar total bir rakam vardı. Ki 2 milyon dolara tekabül ediyordu. Ki o dönemde milyon dolarlar konuşulmuyordu Türk futbolunda. Evet. Samsun Spor oradan tabii ciddi bir rakam aldı. Yani konservis. 58 milyar gibi sözleşmem bir rakam. Sözleşmem devam ediyordu o zaman. Sözleşmem devam ediyordu tabii. Ama helali hoş olsun tabii Samsun Spor bizim için. Ayrı bir yer, ayrı tabii. Bir şehir. En uzun süre orada oynadınız. En uzun süre tabii ki. Tabii. 5 sene, bir de 3 sene, 8 sene oynadım. Artı 2 sene antrenörlük hayatım. Doğru. Yok, sonraki süreci de ekledik mi? İkinci ligdeki, TTT ligdeki 2 seneyi de eklediğimiz zaman 12 senem geçmiş. 12 sene, bayağı hocam değil mi? Onun için de doğal olarak... sizi herkes Samsun biliyor mesela. Kime sorsak? Futbol severlerin çoğu öyle biliyor çünkü... bir insanın hayatındaki işte önemli olaylar vardır. Nedir mesela? İşte futbolculuktaki çıkışımız, antrenörlüğe başlamamız, antrenörlükteki işte kendimizi... Evet. Ki ben 35 yaşında Samsun Spor'da Süper Lig'de teknik direktör olarak başladım. Bıraktıktan sonra orada devam ettim. Bıraktıktan sonra bir sene yardımcı antrenörlük yaptım. Evet. Allah rahmet eylesin. Onları da yad edelim. Hem Sakıp Özberk'in evet. Hem de Erdoğan Arıcan'ın yardımcısı olarak çalıştım. Onların da mekanı cennet olsun bu arada. Evlendim. Samsun'da evlendim. Kızım Samsun'da doğdu. Üniversiteyi Samsun'da bitirdim. Yüksek lisansımı Samsun'da tamamladım. Yani baktığınız zaman bir insanın şey hayatındaki daha ne olacak hani 5-6 tane önemli dönüm noktası ya da yaşayacağı önemli olay varsa doğru. Bunlardan 4-5'inde ben Samsun'da yaşadığım için bana da sorduklarında tabii bizim aslımız Gümüşhane'dir. Torul ilçesinin evet. Zigana köyündeniz biz. Zonguldak Ereğli'de doğdum büyüdüm. Ama futbol severler Samsunlu olarak biliyor. Doğru. Birisi de Samsunlu musun dediği zaman ben evet. De çok rahatlıkla ve gurur duyarak Samsun evet demiş. Samsunluyum diyebiliyorum. Doğru. Şöyle de bir yapımız var tabii. Bu bizim için hem avantaj hem de benim hayatıma değer katan bir durum. Evet hocam. Mesela ben her çalıştığım şehri sahiplenirim. Tıpkı şimdi Kocaeli olduğu gibi. Doğru. Ve o şehirle özdeşleşip kendimi şehrin bir insanı olarak
iş, hem bir taraftan işimizi adarken bir tarafta da o şehrin insanı gibi işimin sonuna kadar davranmak. Ve şunu da rahatlıkla söylüyorum ki işte nasıl Samsunluyum diyorsam Kayseriler de beni bir Kayserili olarak görüyorlar. Doğru, orada da büyük bir iz bıraktınız işte tabii. Bursa'ya gittiğimiz zaman insanlar saygıda kusur etmiyor. Bizim hayatımıza değer kattı. Yani bu gibi çalıştığımız yerlerde hala mesela şimdi ben Eskişehir Spor'da da çalıştım. Evet, çalıştım. Eskişehir'e gittiğim zaman inanın hiç kimseye sormadan Eskişehir Spor'un kapısından içeri giriyorum. Diyelim ki orada şeylerle çalışanlarla oturup çayımı kahvemi içiyorum, sohbetimi ediyorum. Hakeza mesela Kayseri'ye diyelim ki milli maça gittik. İnanın kimseye sormadan Kayseri Spor Kulübü'nün kapısından içeri giriyorum. Evet. Çünkü oraları sahiplendim. Oralar bizim kulüplerimiz. Biz çalıştık ve her çalıştığımız yere değer kattık biz. Tabii dediğiniz gibi sadece sahip çıkmadınız, bir de iz bırakmışsınız. Çok büyük başkalar var tabii. Ve orada Intertoto Kupası var Kayseri'de. Tabii tabii. Bu tarafta şampiyonluk var. Ve inşallah tabii burada da inşallah uzun yıllar çalışırız burada ama bir gün ayrıldığımız zaman şöyle Tem'den İstanbul'a giderken ya hadi bir Kocaelispor tesislerine uğrayayım de orada bir tatlı yiyeyim, biraz sohbet edeyim demeyi de Allah bize nasip eder. Hocam öyle güzel, inşallah. Öyle güzel anılarla inşallah buradan da görevimizi tamamlayıp ayrılırız. Ha. Dileğimiz tabii çok uzun yıllar çalışmak. Süper Lig'de yeniden Türk futbolunda altın harflerle yazılacak bir tarihi başarının altına imzamızı atarız ve bu şehirde de ölümsüzleşiriz yani şey anlamında, ortaya çıkardığımız başarı anlamında. İnanın beklentim ve hayalim bu. Güzel. O zaman İran'da da iz bıraktınız hocam. Evet. Orada, tabii ki. İran'da. Şimdi sosyal medya hesaplarınızda baktım hocam. Altın İran tabii çok ayrı ele alınması gereken bir bence süreç. Onun için başka bir program yapmak bir yani program yapılır. Çünkü inanın orası çok farklı bir yer. Yani farklı duyguların yaşandığı ve hayatımıza çok farklı şekilde değer katan iki dönem yaşadım ben orada. Ve iki çok zorlu süreçte orada olduk. Çok büyük imkansızlıklarla. Biraz da tabii bu işi milli mesele yaptık. Çünkü orası traktör takımı, bir Türk takımı. Tabii. Milli yani Tebriz şehri. Azerbaycan Türklerinin kurduğu tabii bir kulüp. Siz belki hani hazır sırası gelmişken böyle birkaç kısa bilgi vereyim. Tabii hocam. Tebriz şehrinin takımı traktör. Daha evvel traktör sazıydı. Sonradan traktör FC oldu. Evet. Yaklaşık 3 milyonluk nüfus var Tebriz'de. %99'u Azerbaycan Türk'ü. Evet. Ve Türkçe konuşuluyor. Aşırı Türk milliyetçisi hemen hemen tamamı. Ve o takım onların her şeyi. Evet. Yani traktör takımının elde ettiği başarıyla insanlar orada toplumda böyle kendilerini ifade ediyorlar. YouTube'da dehşet videolar var. İzleyiciler izleyebilir. Ve biz oraya gittik ki inanın İlk gittiğimiz dönemde takım küme düşüyordu. Küme düşme potasına girdi ki oranın köklü kulüplerinden bir tanesidir. İşte İstiklal, Persepolis, Sepahan, Traktör. Yani 4 tane büyük takımından birisidir. Hani ve şunu da düşmesi olay olacaktı o zaman. Tabii ki, tabii ki. Olay olurken bir de yani ciddi anlamda bir sosyal yıkım olacaktı. Değil mi? İnsanları psikolojik olarak tabii çok derinden etkileyecek bir şey olurdu. Oradaki yurttaşlarımız için. Tabii tabii. Ve size bir şey söyleyeceğim. Belki şaşıracaksınız. İran'da yaklaşık 85 milyon nüfus var. Yani bilmiyorum belki 90 olmuştur. Onu tam bilmiyorum ama Türkiye gibi yaklaşık 30 ile 35 milyon arasında Türk var. Yani evet, rakamı düşünebiliyor musunuz? Evet. Ve bunların hepsinin takımı traktör. Belki evet de dünyada en fazla taraftarı olan Türk kulübü olabilir. Hocam ben YouTube'da birkaç videolarını izledim. Tribünü, işte traktör takımının hikayesini falan. 90 bin kişilik stadyum var. Onu diyecektim. Yani biz ikinci gittiğimizde Persepolis'te bir maç oynadık. Gerçi yarıda kaldı. Yani böyle bir maç oynadık. Acayip böyle atmosferi yüksek, gergin bir maçtı ve maç tamamlanamadı. Tutkulu mu hocam orada, onlar da futbolu? Orada tabii. Fena yani çıkıyor. Traktör Türklerin takımı, Persepolis işte Farsların takımı. Dolayısıyla
Yani ciddi bir şey var. Evet. Rekabet var. Derbinin maç yarıda kaldı. 70 bin kişiye oynadık o maçı. Takım 12. sırada falandı. Şeyi de yoktu. Çok iddiası yoktu. 12. sıradayken acayip bir yer. Yani futbol ya orada gidiyorsun. Bir daha gidersiniz. İsterseniz yani. Bir daha şöyle ya. Tabii orada çaya mesela, kahveye geçerken yani. Orada mesela ne zaman antrenör ayrılsa takımından benim sosyal medyadaki hesabımın herhalde bir 15-20 bin tane böyle şey geliyor oraya. Hadi hocam gel hocam. Gel hocam. Allah'a şükürler olsun. Yani orada güzel orada bir orada da bir yeriniz vardır. Var. Tabii ki. Tabii ki. Yani orada da bir kapımız şu anda tamamen açık durumda bizi bekliyor. Çok seviyorlar evet. Ben yorumlarınızı da falan gördüm hocam. Baktım. Biz de onları seviyoruz inanın. Ben orada üçer ay geçirdim. Orada Mustafa Hoca da çalıştı sanırım. Mustafa Hoca da çalıştı. Aynı takımda mı çalıştı? Başka bir takım. En son İran'a gittiğinde, ilk gittiğinde başka takımda çalıştı ama en son İran'a gittiğinde traktörde çalıştı. Evet. Onun da güzel anıları vardır mutlaka. Mustafa Hoca çalıştıktan sonra ben ikinci gidişim ondan sonra oldu. Evet. Ondan sonra oldu. Mustafa Hoca'dan sonra siz gittiniz. Evet, evet hocam. Evet devam edelim o zaman. Peki günümüze gelelim. Kocaelispor'a gelelim mi hocam? Gelelim. Gelelim. Haziran ayı dedin. Hiç gidemiyoruz ki. Gidemiyoruz Kocaelispor. 30 Haziran topbaşı yaptı. Evet. 30 Haziran topbaşı ama öncesinde tabii görüşmeler falan. İlk tabii merak ettiğimiz şu hocam. İlk kim sizi aradı? İlk temas, ilk görüşme. O intibar karar nasıl? Anı karar hocam. Karar tamam anı. Dediğiniz an. Hemen karar verdiniz Engin, mi? İlk Engin Başkan'la görüştük. Daha sonra telefonla geldim burada. Telefonla. Daha sonra geldim. Karamürsel'de Ekrem Başkan. Ahmet Şahin. Yaşarcan. Veli Yaşarcan evet onlarla oturduk. Bir ön görüşme yaptık. Ama tabii ilk telefon görüşmesinden itibaren zaten şunu tabii açıkça söylemek istiyorum. Yani benim Engin Başkan'la görüştükten sonra buraya gelirken ben buraya görüşmeye gelmem demek zaten Kocaeli Spor'a bir şekilde gelmeyi kabul etmem demek. Değil mi? Gelmeniz bile o yani anda. Ben yoksa niye geleceksin? Oradan buraya gel. Teşekkür ederdik ki hani bugüne nasip oldu. Daha evvel de bir iki defa Kocaeli Spor'la görüşmemiz oldu ama o zamanlar çok şey uygun değildi. Ortam da uygun değildi. Hoca olarak da görüştünüz mü? Tabii. Hoca olarak da görüştük. Görüşmeyi yaptık. Ondan sonra İşte hem dedik siz değerlendirin, hem biz bir değerlendirelim. Sonra iki gün sonra tekrar Engin Başkan'ın ofisinde görüştük, iş yerinde görüştük. Orada biz da yine... o ara tweet atıyoruz hocam, yarın bir görüşme daha olacak. Engin Başkan, Ahmet Şahin, Veli Bey de vardı. Sonrasında oturduk anlaştık yani çok da uzun sürmedi. Çünkü yani benim buraya gelirken ki beklentim zaten... İnanın tabii işin içinde bir profesyonellik var ama profesyonellikteki amacım da beklentim de şeyle alakalı. Hani tekrar işte Türk futbolunda kendimizi gösterelim ve hem Kocaeli Spor gerçeğini hem de Ertuğrul Sağlam gerçeğini Türk futbolunda yeniden insanlara göstermek için. İşte biraz evvel de söyledim yeniden Türk futbolunda böyle bir başarı hikayesini nerede yazabilirim hocam, düşünürken... Hocam müsaade ederseniz ben imza töreninizdeki hiç unutamayacağım cümlenizi söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Bir sene ara verdim, uzaktan Türk futbolunu izledim. Evet. Bir karanlığın içinde olduğunu takip ettim. Türk futbolunun bir güneşi olsun istedim. O güneş doğsun diye de Kocaeli Spor'a geldim. Evet. Kesinlikle şu gün yine arkasındayım. İmzasını atıyor hocam. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman yeniden Türk futbolunda... Böyle bir başarıyı hangi nerede takımla, hangi şehirde yaşayabilirim derken yani zaten 2-3 tane alternatifiniz var. Çok seçenek var. Yok zaten. Çok seçenek yok. O yüzden inşallah iyi başladık, iyi de gidiyoruz ve ben o beklentilerimize karşılık bulacağıma inanıyorum. Tabii oralara gelmeyelim hocam. Şimdi o görüştünüz. Tabii bize yönetimin hedefle ilgili açıklaması... Birinci yıl biz playoff oynayacağız, çok zorlamayacağız. Ama ikinci yıl için çok iddialı olacağız şeklinde böyle bir projemiz vardı. Hatta abi Kocaelispor yönetiminin oynayabilirsek oynayacağız. Yani öyle çok ciddi bir hedef yoktu. Doğru. O görüşmede siz de bu hedef konusunda anlaşmışsınız diye biliyoruz. Bize gelen haber o. Şimdi yani ondan sonrasında sanıyorum imzadan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'na gittiniz. Evet. Ondan sonra şeklinin bir anda değiştiğini biz fark ettik. Herhalde Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oradaki yapılan görüşmeden sonra
bu hedefle ilgili? Öyle bir değişiklik oldu sanıyorum. Biz öyle algıladık veya. Yok. Öyle midir? Nasıl? Öyle öyle zaten. Öyle mi? Sizler öyle. De tabii günden itibaren zaten. Yakından takip ediyorsunuz. Şimdi aslında Engin Başkan'ın yani Tayyip Büyükak'ın hedefi koyuyor. Ve yönetimin koyduğu hedef şu günkü hem ülke futbolundaki ortam ve ekonomik gerçekler doğrultusunda aslında çok mantıklı ve doğru bir gerçekçi planlamaydı. Ki ben de o planlamaya aslında evet dedim. Dedim, demişiz evet. Ha şunu da beraberinde konuştuk biz. Onu da açıklamakta tabii, fayda var. Söyle hocam. Biz ilk sene böyle bir hedef koyalım ama yine planımızı ve programımızı şampiyon olacakmış gibi, şampiyonluğa oynayacakmış gibi yapalım. Fakat bu şehir iki sene önce yine böyle bir hedefle çok büyük bir travma yaşadı. Aynen. Bir facia yaşandı burada. Dolayısıyla bu sebepten ötürü ne başkanı yönetimi, ne hocayı, ne futbolcuyu, ne taraftarı baskı altına almayalım. Ama bir taraftan kendi içimizde bu hedefi koyarken dışarıya da böyle daha mütevazi, evet. Daha böyle kontrollü bir hedef koyalım. İlk çünkü iki sene önceki yaşanan travma kulübü ekonomik anlamda da çok etkiledi. Şanslı canım. Geçtiğimiz sene şampiyonluğu oynamak da kolay değil. Orada da bir ekonomik şey yaşandı, bravo. Zorluklar yaşandı. Ve onun üzerine tekrar böyle bir ekonomik tablo şampiyonluğu oynamak tabii bu ligde çok kolay bir iş değil. Doğru. Hele hele şimdi artık birçok takım ki bunlara işte Eyüp'ten başladık mı, Bandırma'yı, Göztepe'yi, Gençler Birliği'ni, Kurum'u, Manisa'yı, Sakarya'yı çok aday koyduğumuz hatta zaman Gençler hatta Gençler Birliği'ni söyledik. Urfa. Başlangıçta onlar da var. Böyle evet. Böyle bir şey var yani. Hedef koymuş ve ciddi paralar harcayan, iyi takımlar yapan böyle bir yoğunluk var. Yani onun içerisinde tabii böyle bir aslında hedef de 2 yıllık bir projeksiyon içerisinde evet. Bir Süper Lig hedefi koymak bence çok mantıklıydı. Mantıklıydı. Sonrasında tabii biz tabii alttan alta da dedik ki yani bu işi hani böyle düşünürken Süper Lig'i kovalayacağımız da bir kadroyu oluşturalım. Evet. Çünkü bu işin şakası yok hani çok ama tabii, şey yapalım. Tahir Başkan'ın bir işareti var orada mutlaka. Oraya geleceğim inşallah. Oraya geleceğim. Peki. Sonrasında imzayı attıktan sonra tabii şehirde sonra güzel bir hava oluştu. İşte bizim gelmemizle beraber o insanların beklentileri yükseldi. Umut morali düzeldi. Doğru. İşte taraftarın camiye, kulübe bakış açısı daha olumluya döndü. Doğru. Ve sonrasında da biz işte imza töreninden sonra o gün Tahir Başkan'ın yanına gittik. Başkanla beraberdiniz değil mi? Başkanla beraber. Kendisi şunu söyledi. Ne söyledi? Durup. Tabii ki öncesinde mutlaka o da hesabını yapmıştı. Mutlaka. Ya hocam dedi, şampiyon olmak için, Süper Lig'e çıkmak için dedi, ne yapmamız lazım? Bizden ne istersiniz dedi. Hı. Ha dedim şimdi iş oraya geldi. Farklı yere, yöne doğru gitti. İşte dedik ki tabii bu işin bir mali portresi var. Tabii. Bunu oluşturma iyi takım yapmak lazım. İyi oyuncuları almak lazım. Orada tabii rakamları vermeye hiç gerek yok. Evet. Bunun da bir bedeli olacak. Tabii ki. Ya dedi hocam işte madem dedi böyle bir şey oluştu. Yola çıktık. Siz de geldiniz. Biz dedi şampiyonluk için bir takım kuralım. Tamam dedik o zaman. Bunun için çalışmaya başlayalım. İşte kendisi eksik olmasın. İşte görüşmelerini yaptı. Zaten daha evvelden kulübe destek olan tabii. sponsorlarımız ki ben burada evet. özellikle Yıldız Entegre'ye kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve desteklerden dolayı ayrıca tabii diğer sponsorlarımıza da ufak tefek demeden bayağı az çok demeden yüzün üzerinde herhalde. Kulübe maddi anlamda destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Evet. Sonrasında tabii işin kadro yapılanması ve mali kısmı ile alakalı
bölümünü bir kenara bırakırsak şunu istedik öncelikle. Dedik ki şu anda bulunduğumuz tesisin standardı ve kalitesi çok düşük. Yani bırakın Süper Lig hedefi koymayı, yani üçüncü lig için bile yeterli değildi. Hakikaten bunu üzülerek söylüyorum. Dedik ki bizim bu tesisi belli bir standarda çıkarmamız lazım. Eksik olmasın, o konuda da bize çok destek oldu. Ve bugün gelinen nokta itibariyle işte sizler de görüyorsunuz. Evet. Orada dinlenme salonu, sosyal alanı, restoranı, yeni inşa ettiğimiz, yaptığımız fitness salonu, odalardaki yapılan yenilikler, bunun yanında işte teknik direktör odası, bunları böyle değerlendirdiğimiz zaman, yani ilk geldiğimiz günkü tabloyla bugünü değerlendirdiğimizde arada dağlar kadar fark var ve Kocaelispor bugün neredeyse bir modern tesise kavuştu diyebiliriz. Yani oyuncularımızı orada rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Gerek işte odalarında, gerek aşağıdaki sosyal alanlarda çok rahatlıkla bugün vakit geçirebiliyorlar. Çocukları kampa aldığımız zaman inanın hiç sıkılmıyorlar ve tesise gelirken artık çocuklar mutlu geliyorlar. Evet, o da önemli tabii. Kesinlikle çok önemli. Çünkü biz bazen çift antrenman yaptığımız günlerde sabah 9'da çocukları kahvaltıyla kulübe getiriyoruz. Kahvaltıyı yapıyoruz, antrenmanı yapıyoruz, öğlen yemeği, arada toplantımız, istirahat, akşam antrenmanı, sonrasında akşam yemeği, sabah 9, akşam 9, evet, 12 saat vaktini tesiste geçiriyor. Tabii. Oyuncularımız. Şimdi bu futbolcu milletini biliyorsunuz. Evet. Hepsi rahatına bu işten paralar kazanan ve belli seviyede hayat standardı olan. Yüksek insanlar. Şimdi tabii. Oradan sen o çocuğu evinden alıp o tesiste 12 saat tutacaksan ve orada mutlu olmasını sağlayacaksan ona evindeki konforu sağlamak zorundasın. Ve Luther Dinç'i tutamıyorduk hocam. Tutamazsın. Mesela daha önceki tutamazsın sene. Tutamazsın ki işte yani şimdi buraya bir de şimdi bu sene yaptığımız transferlere bak. Başakşehir'den gelen var, Kasımpaşa'dan gelen var. Yani öyle tesislerden gelenler var ki yani uzay tesis gibi yerlerden geliyor. Tabii, şimdi tabii. O çocuğu alıp buradan buraya sokarsanız olmaz. O zaman o çocuğu mutlu edemezsiniz. Motivasyonu da düşüyor. Antrenmanını sağlıklı bir şekilde yaptıramazsınız. İstirahat edeceği zaman orada tutamazsınız. Çocuk kulübe gelirken, tesise gelirken ayağını sürüyerek gelir. O da tabii orada onun huzursuz olması demek, mutsuz olması demek. Öyle bir ortamda yaptıracağın antrenmanın verimini ve kalitesini düşünürsen aslında yani bir tesis kalitesinin hem sporcunun huzuruna, mutluluğuna ve dolayısıyla performansına ne kadar katkı yaptığını biz bu sene yaşıyoruz gerçekten. Burada gözüküyor. Evet, doğru. O yüzden ben tabii Tahir Başkan'a da ayrıca Körfez Belediye Başkanı'na da mutlaka. Körfez Belediye Başkanımız Şener Başkan'a da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ne desek, ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa inanın 10 dakika geçmeden hemen oradan elemanları, ekibini gönderiyor ve o ihtiyacımızı ortadan kaldırıyor. Tabii bununla beraber yani bu işe dışarıdan tabii desteklerimiz oluyor ama yani sonuçta orada bir kulüp başkanı ve yöneticiler var. Yani onların da rıza göstermesi gerekiyordu. Mutlaka. Ki Engin Başkan ve yöneticilerimiz de tabii zaten fırsat kolluyordu. İşte böyle öncelikle bir tesis hamlesiyle biz hemen ilk gün işe başladık. Gökhan yakından takip ediyor. Orada inanın böyle sabah kalkıyoruz. Tesiste iş nereye gelmiş, hangi seviyede. Geç kaldığı zaman adamın yakasından tutup getiriyoruz. Burası bitmesi lazım. Hemen hazırlamamız lazım. Oyuncular artık orada dinlenme salonunda oturmalı. Vaktini geçirmeli, işte restoranda güzel bir ortamda yemeğini yemeli derken böyle biz tabii orada inanın yani bunu söylemek belki bana çok doğru gelmiyor ama yani biz orada sadece antrenörlük yapmadık bugüne kadar. Değil mi? Tabii mutlaka. Yani pek inşaat şeyi de yaptık. Fitness salonunun inşaatını. Ondan sonra çimcilik de yaptık. Gürol'la ben şey oldum, dost oldum. Yani bizim çimci Gürol'la. Potansiyel var. Her gün görüşüyorsunuz hocam.
Her gün görüşüyoruz, planımızı yapıyoruz, programımızı yapıyoruz ki yani şu dönemde işte geçen gün Cihat'la görüştüm. Sahaya bak hocam dedi. Böyle biz dedi böyle bir zemin görmedik dedi. Değil mi? Sağ olsun ama işte orada yine yöneticilerin başkan orada işte gübresi var, ilacı var, tohumu var, farklı malzemeler var. İşte çim, yeni çim biçme makinesi alındı. Orada farklı işleri yapan makineler alındı. Ama Gürol abi de çok çalışıyor. Ve Gürol da zaten oradan da teşekkür edelim. Evet, Gürol abi teşekkür edelim. Dolayısıyla yani bunları yapıyorsanız zaten bir şey oluyorsunuz, kulüp oluyorsunuz. Doğru. Ve biz çok zorlu bir yolculuğun içerisindeyiz şu anda. Ya burada eğer biz hedefimize ulaşacaksak orada kusursuz bir organizasyonu hem organize edip hem de doğru şekilde uygulamamız lazım. Bir yer eksik kaldı mı inanın eksik kalıyor. Olmuyor doğru. İnanın yani hep bu örneği veriyorum belki ama yani böyle 15 parçalı bir puzzle gibi düşünün. Yani bir yer eksik kaldı mı o resmi tamamlayamıyorsunuz. Doğru. İş bir eksik kalıyor. İşte o saha kötü oldu mu? Ben daha evvel çalıştığım bir takımda müthiş bir kadro yaptık. Ama? Sezon başı bir geldik mantar yanmış. Kim yok kahverengi toprak görünüyor. Antrenman yaptıramadık takıma. Hepsi böyle kariyerli oyuncular. Sahaya çıkıyorlardı. Suratları ekşi, mutsuz. Pas atıyor, sop sekiyor. Sonra sinirleniyor, vuruyor falan. Sezona resmen böyle bir kötü başladık. Sırf o antrenman sahası yüzünden. Oyuncuların motivasyonunun bozulması yüzünden. Yani bir takımın performansı için o kadar önemli işler ki bunlar. Evet hocam çok önemli. Dışarıdan çok bilinmez bu hocam, aslında ama önemlidir. Yani, geçen Veli abiyle röportaj yaptık. O dedi ki ya bizim antrenman sahamız şu an maç yapan birçok takımın daha, maç sahasından daha iyi. Tabii ki doğru, iyi dedi. Doğru, doğru. Ben bir de Arda Turan'ın bir röportajını dinlemiştim hocam. Barcelona çok başarılı bir takım, iyi bir takım diyorsunuz ama gidin bir bakın antrenman yaptıkları sahayı bir görün, o çimi bir görün demişti. Ya biz oynadıkları zemini biz şunu görün kaçırıyoruz. Demişti. Biz zannediyoruz ki bu iş sahada sadece transfer yapacağım, evet, oyuncu alacağım, para vereceğim, bitecek. Olmuyor. O sadece bir parçası. Bir parçası. Bir parçası. Önemli parça ama bir önemli parçası. Bir parça ama işte o aldığın iyi oyuncuyu çalıştırmak için senin orada imkan sunman lazım. Zemine ihtiyacın var. İyi zemine, onu mutlu etmek için orada diğer unsurları da onun performansını destekleyecek şekilde işin içine sokmak zorundasın. Sokamadın mı yarım kalıyor. Bence de. Ki buradaki geçmiş dönemlerdeki sıkıntıların başında da o geliyor. Tabii. Maalesef tabii Kocaeli Spor'un kaderi hakikaten çok oğlum tesis açısından mesela ben hatırlıyorum milli takımla 93 ya da 94 senesinde evet, o Yeni Kent'teki Sefa evet Sirmen tesislerine geldik. Evet. Orada biz kamp yaptık. Türkiye'de bir numaraydı. O zaman Türkiye'de kulüpler tesisten falan bahsedemiyordu. Aynen. Ya maalesef oradan tabii buraya geldi ama inşallah bugünlerde geçecek. Hocam oradan buraya gelinirken de o tesis feda edilerek gelindi. Evet, evet. O da önemli borçlar bir şey. Borçlar öyle öder. Evet. O tesis Kocaeli Spor'un birçok şeyinde var oldu. Doğru. Şey soracağım hocam. Tabii bu arada Aykut Okan'a da buradan selamımızı iletelim. Aslında bizim yorumcumuz burada evet, olması Aykut gerekiyordu. Geçen maçı gün görüştük kendisiyle. Görüşmüşüm. Evet, görüştük. Sizin buraya gelmenizin de çok bize faydası oldu. Yani çok uğraştık yani size bir sürü haber gönderdik. Bu evet akşam maçı var. Onun için burada olamadı. Ona da bir buradan selam olsun. Bir de maçta selam olsun. Mağlubiyet aldılar. Evet. Evet. Şu anda maçta kötü bir mağlubiyet kritik maçları bugün var hocam. Bugün kritik maçları var. Doğan Tepe'yle oynuyorlar. Onlar biz da başarılar dileyelim. Biz onlarla da. Ben karamürselliyim ya. Ona da başarılı diyeyim ama Aykut'tan sözü şundan açtım hocam. Sizi ziyarete geldiğimizde orada bir şey sordum ben size. Hedefi büyüttük tamam. Süper Lig'e çıkacağız. Tesis. O arada tesis çalışmaları da devam ediyordu. Tabii, tabii. Dedim bu tesisle Süper Lig falan dedin. Sen dedin ki Süper Lig ayarında bir tesis dedim mesela. O noktadayız değil mi hocam yani? Yani önümüzdeki yıl Süper Lig'deyiz. Başka bir tesisimiz de olmayacak. Orası bize tabii yetecek ki, tabii yani. Tabii ki şöyle işte yani zeminle alakalı şöyle sıkıntılarımız var. Tabii zeminin altyapısı ve drenajı çok iyi değil bizim çim sahalarımızın. Dolayısıyla Allah bize inşallah Süper Lig'e çıkmayı nasip ederse orada tabii çim sahaları tekrar böyle elden geçirmek ve işte bir yağmur yağdığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bunun yanında işte oyuncuların kaldığı odalarda da bir ufak çaplı bir renovasyon yapılırsa yani biz çocukların kaldığı odalar, antrenör odaları, fitness, restoranın, işte çocukların zaman geçirebileceği sosyal alanları itibariyle
Yani güzel, modern bir tesise kavuştuk diyebiliriz. Özellikle fitness salonu hocam. Evet. Ben içerideki malzemesi ne kadar biliyorum. Çok güzel. Çok yerde yok yani. Çok az yerde. Çok yerde yok, doğru söylüyorsun. Çok yani şu andaki bizim şeyimiz de mesela dinlenme salonumuz, işte çocukların mükemmel oldu hocam. Yemekhanesinden yemek, odalara şey, kadar çok iyi oldu. Hakikaten çok güzel oldu. Güzel biz oldu. Biraz halinde biraz şimdi uğraştık ama ben değil özellikle de. Buradan Mithat Bey'e bir teşekkür etmek istiyorum. Atalay abi yani. Evet, çünkü o işin her bölümünde o var ve ona emektardır, hemen bir yerde, bir yerde tıkandığımız zaman Mithat Bey bunu halletmemize hemen hocam hallediyorum. Güzel bir şeyi var onun böyle. Var, var. Allah razı olsun yani böyle eksik şey. O konuda hep böyle acayip fedakarlıkla yoğun bir şekilde çalışıyor. Hocam tesis konusunu şöyle bağlayalım. Yeni tesis yapacağız. O konuyla ilgili size tabii biz çok fazla bilgi alamıyoruz. Ne durum, ne aşamada. Sizin bir bilginiz var mı yeni tesisle ilgili? Ne zaman başlayacak, ne zaman oraya geçinmeyi planlanıyor işte ilgili bilginiz var mı? Resmi prosedürünün şu anda o aşamada olduğunu biliyorum. Ama çok yakın bir tarih gözükmüyor yani, değil mi? Biraz ya şimdi tabii ülke şartlarında düşündüğümüz zaman. Ekonomik yani şartları falan. Minimum 2 seneden önce oraya geçme şansımız yok. Çünkü inşaat başlayacak, sonra da bir orası kapsamlı bir tesis tabii, olacak. Bayağı büyük bir yani tesis. Yani o inşaatın tabii, bitmesi. Tabii. Kaç tane? 7 tane mi saha vardı? Evet, 7 tane saha var. İşte bir minimum 2 sene burada Körfez'deki... Ama burası da idare eder hocam ya. Ya aslında şöyle, lokasyon olarak çok güzel bir yer. Tam evet. Denizin kenarında. Tabii canım. Evet. Harika bir lokasyonu var. Eğer inşallah diğer eksiklerimizi tamamlarsak burası bizi Süper Lig'de de taşıyabilecek bir tesis olur. Yani ondan sonra da altyapıya U19 takımı. Tabii tabii. Evet, planlama öyle zaten. Çocuklarımız da, gençler de, altyapımız da öyle güzel, modern bir tesiste çalışmalarına devam eder. Yani orada yapılan her iş Kocaeli Spor'un geleceğine bence yapılan yatırımdır. Tabii. Öyle değerlendirmek lazım. Doğru. O zaman gelelim hocam şeye, takıma, sezon başına. Tabii transferde geç kalındığı yönünde o zamanlar çok eleştiriler falan oldu. Evet. İyi oyuncu tabii almak durumundayız. Şampiyonluk hedefi koyulduğu zaman. Tabii iyi oyuncuyu almak da öyle kolay değildi. Değil. Biraz geciktik. Onun yüzden ilk maçı bence o yüzden o sonuçlar ortaya çıktı. Oradan başlayalım istediğin yani o süreç nasıldı? Transferde Ekrem Can'la beraberdiniz. Onun dışında da bir transfer Ekrem komitesi Can. Vardı. Evet. Beraber Selçuk çalıştınız. Bey, Selçuk Bey futbol şubası vardı. Olmuştu. Evet. İşte başkanımız Yaşar Aslan. Yaşar Aslan bir transfer komitesi. Çok, evet, evet. Çok o dönemde görüştük ama yani çok yoğun değildi tabii. Hı. Genelde yani bu dörtlü arasında bir şey oldu. Yoğun bir trafik oldu. Ve şöyle düşündük tabii biz. Ne yaptık? Şimdi, nasıl bir yol izledik transferde hocam? Onu söyle. Öncelikle şu noktada birleştik. Yani transferde oyuncu sayısıyla mı başladınız? Kaç oyuncu lazım bu takıma? Dedik ki yani bize işte şu kadar sayıda oyuncu lazım. Dolayısıyla mevkilerimizi belirledik, oturduk, şablonumuzu yaptık ve ondan sonra transfer çalışmalarına başladık. Tabii şöyle bir gerçek de var. Hani biz işte cebinde sınırsız para olup istediği oyuncuya istediği parayı verebilecek bazı kulüpler gibi değil. Bir ekonomik şeyimiz yok evet. Yani. Değil tabii. Zenginliğimiz yok. O yüzden tabii ki yoğurdu üfleyerek yiyip, ince eleyip sık dokumak zorundaydık. Doğru. Ve hep şunu söyledik. Tabii ki bir antrenör olarak ben sezon başlarken, yani 30 Haziran'da ilk antrenmanı yaptığımız gün takımımın hazır olmasını isterim orada. Ama ülkenin şartları maalesef buna hiç müsait değil. Ki tabii bizim ülkemizde ben büyük takımda da oynadım. Büyük takımda antrenörlük de yaptım. İşte yıllardır büyük takımları takip ediyoruz. Bir tane takımın Ağustos ayını transfer yapmadan geçirdiğini görmedim. Doğru. Dolayısıyla bu iş maalesef, böyle. Türkiye'de, maalesef böyle. Türkiye'de böyle gidiyor. Bunun aksini inkar, biz işte sezona tam kadro başladık ondan sonra transfer öyle bir takım yapmadık. Yok herhalde. Diyen takım vardır birkaç tane. Onlar da transfer yasağı olan takımlar. Güzel. Yani, o yüzden dedik ki ya yanlış yapmayalım. İnceleyelim, sık dokuyalım. Bekleyelim oyuncuyu biraz da tabii. Değil o mi? Da var. O önemliydi bence. O da bence. Var tabii. Türkiye'de, kırılma anıdır hocam Türkiye'de o mesela. Türkiye'de transfer sezonu yani tarihinde başladı. Yani 15 Haziran'da başladı. 15 Haziran'daki tarihteki fiyatlarla
Ağustos'taki fiyatları karşılaştırdığın zaman bu şeye benziyor yani. Erik ilk çıktığı zaman böyle kilosu 750 falan oluyor ya. Veya akşam pazarında yavaş fiyatlar yavaş şeye doğru düşüyor. Aynen. Normale göre aynı öyle değerlendirebiliriz. Aynen. Hakikaten öyle. Akşam pazarı gibi. Tuttu akşam pazarı gibi. Tut şey ağzından çıkanı söylüyor. Aynen. Ve bu doğrultuda da biz yavaş yavaş transfere başladık. İşte kamp sürecinde hep bunu beraber de değerlendirdik. İşte eksiklerimiz var. Bunları gidermemiz lazım ki bunu şunun için söyledik. Camiamız merak etmesin. Yani biz durumun farkındayız. Hmm, evet. Taraftara şu mesajı vermeye çalıştık. Siz merak etmeyin. Biz eksikliklerimizi biliyoruz. Durumun farkındayız ve bu konuda da çalışıyoruz. Çalışıyoruz, evet. Hani şunu deseydik o gün ya transfere ihtiyacımız yok. 3 yaşındaki çocuk derdi ki hoca sen şaşırdın mı ya? Tabii. Görmüyor musun orada işte burasında adam yok, orada yok, burada yok. Ve sonrasında inanın yoğun bir şekilde çalıştık. İşte başkanımız Ekrem Başkan, Selçuk Başkan oturduk. Transfer komitesi hocalarımızla. İnanın o kadar çok oyuncuya baktık ki. Tabii bunların bazıları alt dik olduğu için gelmiyor. Bazıları ekonomik işte beklentileri fazla oluyor. Bazılarının işte farklı sorunları oluyor. Dolayısıyla her talip olduğumuz, her istediğimiz oyuncuyu da alamadık. Evet. Ve bu süreç içerisinde inanın şu noktada çok rahattım. Çünkü Engin Başkan'ın samimiyeti. Evet. Ve gerçekten iyi bir takım yapma isteği. Orada Ekrem Başkan'ın, Selçuk Başkan'ın çabalarını, iyi niyetini gördükçe ben içim rahattı yani. Bu işi biz yapacağız. Bir şekilde yapacağız ama biraz erken olursa daha biraz iyi olacak. Olacak. Ama hep şu noktadaydık. Ya acele edip yanlış alacağımıza evet. biraz geç kalalım ama doğru oyuncuyu alalım. Evet. Hocam oyuncunun da süre istediği oluyor değil mi? Ya tabii ki tabii işte canım. Biz şimdi Ulvestad'la mesela bir ay görüşüldü, oldu, gitti, gidildi, görüşüldü, sona gelindi, tamam denildi, ondan sonra olmadı, vazgeçti, karısı istemedi, çocuğunun okulu falan filan. Ya o kadar şey var ki faktör. Halledilmesi gereken orada oyuncunun beklentisini karşılamak için o kadar detay var ki dediğiniz gibi. Bir yere geliyorsun, bir bakıyorsun, diyor ki çocuğum için şöyle okul istiyorum, yok vazgeçiyor. Onun yanında mesela Berisse ile alakalı. Tabii bir tarafta şimdi bir kulüpte devam edenin karşı kulübün durumunda mesela Ankara Gücü. Tolunay benim arkadaşım, samimi arkadaşım. Diyorum ki ya hadi hocam şu şeyi gönder. Ya hocam diyor oraya oyuncu alamadık biz diyor. Adam mesela ilk maça Berisse ile çıktı Ankara evet, Gücü. 11'de evet. oynattı. 45 dakika oynadı, 46'da çıktı. 11'de evet. oynattı. Yani bizden de istenen oyuncular vardı. Biz de veremedik bazı oyuncularımız. Dedik ki ya alamadık. Evet. Nasıl verelim? Tabii. Morutan'la Geri Rodriguez'i aldılar, öyle tabii, gönderdiler. Tabii, Geri Rodriguez'i aldılar, ondan sonra bıraktılar. Sancılı bir süreçti tabii, herkes için, doğru. Ve şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi biz ne istiyoruz? Kaliteli oyuncu alalım. Bu oyuncu piyasasındaki rakamlar öyle enteresan değişiyor ki. Şimdi diyelim ki belli bir kalitede oyuncu var. Biraz daha somut konuşayım hadi, 300 bin euro. Hadi diyorsun ki biraz daha iyisini alayım. 500 bir euroya çıkıyor. Evet. Ya diyorsun ki ya madem bu kadar verdim biraz daha iyisini alayım 1,5 milyon euroya çıkıyor. Yani hani şimdi orta sahada bir oyuncum var. Defansif yönden iyi. O kapatıyor, basıyor, mücadele ediyor. Ama top ayağına geldiğinde oyunu yönlendiriyor. Sıkıntılı. Kuramıyor. Evet. Ofansif açıdan çok böyle şey yok. Mesleğin. Katkısı yok. Evet. Diyorsun ki ya ofansif anlamda da hani biraz daha böyle şey yapsın. Aldığı topu kaybetmesin, oynasın. İşte bu 300'den 500'e çıkıyor. 500'den ama diyorsun ki ya çift yönlü oynasın bana işte box to box gelsin, top kazansın, defansif olarak katkı yapsın. Ondan sonra rakip ceza sahasına girsin ve bir de gol atsın dediğin zaman işte o 1,5 milyonluk oyuncu oluyor yani. O zaman da diyorsun ki ya işte Adrian Silva olayı işte. Geldi, adam tamam gelirim dedi. Evet. 750 bin euro. Evet. Taraftar istiyor, güzel ama evet. 750 bin euro. 3 yıllık sözleşme imza istiyor. Tabii, Toteli geliyor sana 2,5 milyon euroya. 2,5 milyon euro kaç?
Kaç? 75 milyon. Evet. Şimdi kulübün bütün bütçesi hadi, falan. Hadi al. Şey. Al ne olacağını da belli değil hocam. Ne olacağını da bil. Biz hocam küve düştük. Yabancıları yapana kadar göbeğimiz çattı. Oynatamıyorsun. İşte. Bir sürü yabancı var. İki sene önce de böyle bir acı bir tecrübe yaşanmış. Doğru. Ki hiç düşmenin D'si yani geçmiyor. Baştaki aslında o iki yıllık hedef aslında çok mantıklı ve doğru bir hedef. Yani o yüzden ben de kabul ettim. Bu sene dedim şey yaparız, çıkarsak çıkarız. Çıkamazsak da en azından önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkacak kadronun da bir altyapısı oluştur. Onun üstüne transfer yaparsın. Ha, sonra iş değişti. Buralara geldi. İnşallah Allah mahcup etmez devam ederiz. O yüzden işte transferde geciktik. Bunu kabul ediyoruz. Evet. Ama İlk iki maç bu yüzden değil mi kaybedildi hocam? Tabii diyebiliriz şimdi, herhalde. Şimdi iyi oyuncularımız ilk yok. Maçtaki kadromuzla bizim son oynadığımız maçın kaç kadrosunu şöyle mesela değerlendirdiğimiz çok zaman iki oyuncu herhalde bir üç oyuncu. İki ya da üç oyuncudur. Oynuyordu. İki ya da üç oyuncudur. İşte, Atilla'dır. Oradan Cihat'tır. Belli zaten. Orada muhtemelen Onur'la oynamışızdır. Sol Cihat'tır. Cihat'tır. Cihat oynadı ilk maçta. Dani'dir evet. Üç kişi olabilir. Evet. O kadar. İki üçtür. Üçtür belki. Evet. Belki üçtür. Ya %80'i nerede? Dolayısıyla şimdi işte Harun şey burada. Harun şimdi oynamıyor ya. Son maçta Harun yoktu. Son maçta Harun yok. Son maçta yok. O yüzden tabii oradan buralara geldik. Allah'a şükürler olsun. Çok bugün şükür. Bugün şöyle transferlerimize baktığımız zaman ben Türkiye'de yapılan transferlerde %50-60'lık isabet oranı tutturulduğunda başarılı derim. O işi yapanlara. Ama bize bugün baktığımız zaman kaç hocam yüzde? %70'i 80'i buluyoruz biz. Doğru değil mi? 70-80. Bazı oyuncuları tabii direkt oynayacak diye. Bazı oyuncuları tamamlayıcı oyuncu olarak aldık. Ama tamamlayıcı oyuncu olarak aldıklarımızda 11'de oynamaya başladılar. Ne zaman girseler takıma katkı yaptılar. Dolayısıyla yani bu transferleri yapan insanları bence tebrik etmek lazım. Taraftarın da bu şekilde değerlendirmesi lazım. Ha, daha ileri olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Her zaman daha ama iyisi olur hocam. Her zaman onun, olur. Onun da bir bedeli var. Bedelini işte biraz evvel açıkladık. Evet. Hocam az önce dediniz ya işte Ulya Şitat'ın çocuğu okul falan diye. Hani biz bu haberi çok yazdık. Biz yazdığımız haber, okuduğumuz, duyduğumuz haber. İşte oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Ufak pürüzler kaldı. Şimdi bu ufak pürüzler aslında o kadar büyük meseleler ki. Ama şu taraftar olduğunu bilemiyoruz. Mesela ben bizim oyuncularımızdan birisi geldi. Arabası gelemedi. Çocuk haftalarca arabasını bekledi. Ya baktığın zaman bir araba dersin ama adamın yaşam şeyi yüksek, standardı yüksek. Ya bazen şöyle oluyor. Arabası gelmemiş, getirmemiş. Yani imzayı, yani resmi imzayı attırmadığın sürece o anlaştık, her şey bitti, hikaye. Evet. Hikaye. Hakan Aslan'ın uçak biletini aldık. Adam geliyor, anlaşıyor. Evet. Arkadan bir takım çıkıyor, senin verdiğinden çok fazlasını veriyor. Adam diyor ki hadi kusura bakma. Ya da bir takımın başkanı gidiyorum. Çıkıyor diyor ki ben istedim bana vermedin şimdi oraya ona mı vereceğim? Verme diyor. Ya da ben işte, onunla ligde yarışacağım diyor. Tabii, son tabii gün doğru yani. Tabii yani bunları açıklayamıyorsun kamuoyuna, evet. Taraftara. İşte bu türlü engellerle karşılaştık ama sağ olsun Engin Başkan'ın tutarlılığı, orada Ekrem Başkan gecesini gündüzüne kattı. Selçuk Başkan işte o şeye oluşuma destek verdi. Baktığımız zaman bugün gelinen nokta itibariyle mükemmel bir kadromuz var mı? Yok. Mükemmel ama iyi bir kadromuz var diyebiliriz. Belli mevkilerde eksikliklerimiz var. Karakter olarak mükemmel bir kadromuz var. Evet. O eksiklikleri de biz işte o eksiklikleri giderecek diğer avantajlarımızla ve öne çıkan özelliklerimizle kapatıyoruz ve oradan buralara kadar geldik inşallah. Daha da iyi olacak. Bunun İnşallah. Önemli. Hocam biraz mola verelim mi? Yok, araya gidelim. Yok anladım ben. Reklam değil ya. Ben mesajı aldım ben Gökhan'cığım. Öyle mi? Sağ ol, teşekkür ederim. Araya girmeyeceğiz de tabii başta kutladık ama sürpriz de olmayacak herhalde. Pastamız hazırmış. Kazım Bey pastamızı getirsin. Evet. Bu arada biraz sonra araya gireceğiz. Pastamızı bu arada keselim. Hocamın 54. doğum günü. 55 eksi 1. Çok güzel pasta. 53 artı 1. Görünüyor mu oradan?
Pastayı görmüyorum. Çevirirseniz hocam. Ben şöyle çıkarayım. Kazım yardımcı olur mu? Kazım Bey kutuyu alır mısınız? Aman pasta kutuyu alır mısın? Pastayı da şöyle. Şöyle koy hocam ya. Resim de çok güzelmiş. Güzel değil mi hocam? Şimdi gel de bu pastayı kes. Nasıl olacak? Taha Bey seçti şeyi. Ona yetkiyi ona verdik. Tebrik ederim. Ben o zaman üfleyeyim. Üfle hocam. Bir direkt tutabilirsin hocam. Tutarım evet, anladınız ne diyeyim. Ya Gökhan anlamadım evet, hocam. Biz Göztepe'de Göztepe'yi yendik ya Hayrettin abi. Evet. İçimiz içimize sığmıyor. Afiyet olsun. Yani evet. Orada bağırıp, Kazım Bey şey yapabiliriz. Bağırıp çağırasımız geliyor ama yapamazsın tabii. Yani basın türbünü. Basın tabii. Toplantısına geldik neyse. Hocamla konuşuyoruz falan. Hocam da belli çok mutlu ama o da tabii şeyi bırakmıyor. En son şey bitti ya biz alkışladık. Basın toplantısında ardında. Yok ara bağırı alkışlayalım dedik yani burada. Ne ama hiç gerginlik olmadı maçta. Olmadı. Hiç. Olmadı. Neden olmadı biliyor sadece musunuz? Sadece bize çok gereksiz bir şekilde, yakışmayacak bir şekilde küfür ettiler türbünler. Maç boyunca küfür oldu. Ya, o ama çok genel anlamda mesela şöyle biz de, gergin de mesela değildi, birçok deplasmanda evet. İşte maç oynadık. Hiç arkadan bir tane böyle rahatsız rahat edici bir hocam, şey olmadı. Evet. Neden olmadı. Öyle oldu biliyor musunuz? Neden hocam? Temiz oynadığımız için. Evet. Top oynadığımız önemli. İçin. Oyunu pisleştirmedik, çirkinleştirmedik, evet. Kimseyi tahrik etmedik. Evet. Adam gibi şey. Topumuzu oynadık. Böyle herhangi bir... Biraz amiyane bir tabirle hocam bize salça olacak fırsatı vermedik onlara. Vermedik ve mesela gittik malzeme orada vermedik. Bütün şeyi geçtik, taraftarımızın önüne geldik. Orada bile insanlar şey yapmadı. Evet. Bir tane ses çıkarmadılar. İşte o yüzden biz avantajlıyız. Evet. Öyle güzel bir grubumuz var. Allah'a evet, şükür. Çok şükür hocam. Hocam araya gideceğiz ilk aramız. Bu akşam çok ara vereceğiz diye düşünüyorum. Çünkü daha hiçbir şey konuşmadık aşağı yukarı. Bana öyle geldi en azından. Araya gitmeden önce tabii 54 dedik. 54. yaş günü. 54'ün anlam kazanması için yapılması gereken bu sözden bir şeyler vardır diye ben düşünüyorum. Herhalde o mesajı da alırsınız 54 ile ilgili. Evet. Daha bir anlam olacak diye düşünüyorum. Kısa bir ara verelim. 54 yaşında 54 plakaya. Yani, onu hocam anladı. Küme düşme acısı mı? Yok ne alakası? Allah Allah öyle konuşma. Yok, öyle bir şey olur mu adamlar? Niye öyle diyeceksin? Ya biz işimizi yapalım. Biz ya. İşimizi biz yapalım. İşimizi yapalım. Ya abi düşmek de var, çıkmak da var. Kendi kendi hedefimiz bize neyi emrediyorsa. Bizim için demiyorum ha. Neyi, yok herhalde bizim için demiyorsun. Neyi yapmamızı emrediyorsa biz onu yapalım. Yok. Diğer takımlar bizi çok fazla ilgilendirmesin. Değil de. Yani odağımızı ve motivasyonumuzu dağıtmayalım. Hocamın yani. Rakiplere karşı ne kadar saygılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle bir duruşu var yok, zaten. Bizim de hocam hassasiyetimizi biliyoruz. Rakibin hafife almak, küçük görmek gibi bir davranışı asla olamaz. Rakibe saygıya hepimiz zaten önem veriyoruz. Hocam özellikle hassasiyet gösteriyor. Kısa bir ara verelim tamam. Hocam. Tekrar birlikte olacağız. Az sonra tekrar birlikteyiz. Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Sevgili Ertuğrul Hocam'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tabii bu akşama özel, tabii reklamın süresi biraz fazla doğal olarak. Bu akşam izleyenler tabii sayısı da ciddi oranda arttı. Reklamlar da ona göre geliyor. Onun için kusura bakmayın biraz reklamla uzadığı için. Onun için özür dileyelim ama aynı hızla, aynı tempo ile devam ediyoruz. Bugün de yazdığım gibi ucu açık. 12, 1, 2 artık neyse. Bu akşam buradayız hocamla. Hocam final artık bu yarın akşam. Yarın sabah antrenman olduğunu da var mı antrenman? Tabii. Ama hocam ondan sabah değil 11'de antrenman. Yani şey sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu arada programın başında söylemiştim. Yorumlarla ilgili hemen o şeyi yapalım. Benim Facebook sayfama gelen en son rakam 94'tü. Dolayısıyla sevgili hocamdan 1'den 94'e kadar hocam 5 tane numara istiyorum evet. Senden. Hemen Muhammed sen de şey yap. Onları altı, çıkart. 6. 6 benim. 6 uğurlu kabul hocam. Uğurlu forma numaramdı. Öyle 6 giyiyordum uzun doğru. Süre 6 evet, giydim. 6. Devam et hocam. 29. 29. Evet. 41. 41 haliyle. Tabii evet. Haliyle 41. 55. 55. Samsun. Bir 94'e kadar mı? 94'e kadar. Hocam. Bir de 67. 67 Zonguldak memleket. 29'da Gümüşhane. Gümüşhane'nin tam onu diyecektim. Gümüşhane, Kocaeli, Zonguldak, Samsun. Evet. Vay anasını ya. Tesadüf değil değil mi bunlar? Bilerek söylemiş. Tesadüf evet, bu kadar. Bir tane daha Muhammed, isterseniz ona da var. Tamam, 81. Tamam 81 de ekledim. Hocam Düzce'yle ne alaka? Benim Düzce onun... Akçakoca işte. Orada bir Akçakoca, ayağımız pardon, oldu. Pardon özür dilerim hocam. Senin doğru. De bir ayağın Düzce. Benim de hocam benim hanım da Düzce'li. Hanım da Düzce'li. Ablam da orada yaşıyor. Sen çok Ertuğrul hocamın biliyorsun nerelisin fıkrasını.
İyiydi. Evet. Biz ziyarete gittiğimizde anlatmıştı ya. Hanımın köyüyle, onu mu diyorsun? Yani, nerelisin demişler adama, daha belli değil. Elleri cebinde olacak. Güzeldi, doğru. Taha sen hiç konuşmadın ilk bölümde. Soru hazırlamışsındır hocam herhalde. Hoş geldin Taha. Taha hoş geldin. Ben biraz aslında gelen soruları da derledim. Hani taraftarlarımızdan en çok neler gelmiş. Biraz onların da analizlerini yaptım. Bir anda dinlemeye çalıştım hocamı. Çünkü malum burada çok güzel şimdi haberler çıkacak aslında izleyicilerimize, taraftarlarımıza. Ben bir de bir yandan da burada kavazamızımız için yorumları da not etmeye çalıştım. Doğru. Senin başka görebilirim. Ben öncelikle tabii... Şimdi ben hem basın camiasında hem de Kocaeli sporluk anlamında aranızda en yeni benim şu an burada. Evet. Ama geçtiğimiz sezon bu tarihlerde ben tribünde olan biriydim. Ve hocanın tribünle olan uyumuna da ben hayran kalıyorum özellikle. Evet. Son zamanlarda tribünlerden de hocamıza gelen büyük bir şey var. Yorumlarda da gelen tabii bir soru var. Aslında ben onu da çok merak ediyorum. Geçen Gökhan abiyle de adınıza yapılan bestelerden dolayı, aslında bestelere ben aşikar olduğunuzu da bildiğimden dolayı hocam. Geride kalan şu iç saha maçlarında en çok böyle hoşunuza giden veya böyle sık sık aklınıza dolanan beste var mı? Ben onu merak ediyorum aslında. Çünkü çok sormuşlar buna. Hoca hangi besteyi beğeniyor diye. Şöyle tabii, bu ülke genelinde de revaçta olan bu Üsame... Baba. Onu seviyor musun hocam? Biraz sakarlarla kızacaklar ya. Kızmasın. Ama ben... bu espri hocam zaten. Hayır, o zaten o şey ya. Espri ya. Hocam mükemmeldi. Cevap mükemmeldi hocam. Evet. Ama yani bu cevabı ya. Büyük ihtimalle çoğu taraftar beklemiyordu ama çoğu taraftarında böyle yine harika diyeceği bir cevap olduğuna inanıyorum ben ya. Yok yok, güzel ya, gerçekten o, güzel ama. Işin, güzel. Tabii ironisi yani. Tabii, sonuçta, zaten sonuçta, bestede de ironi var hocam. Hayır, evet tabii ki. Mizah dolu bir beste o. Aslında keşke rekabet, yani yaşanan o rekabet de kalsa, bu düzeyde kalsa. Değil mi? Evet. Ben de onu söylerim hep. Yani doğru. O seninle şey yapar, ironi yapar, sen tabii. Ona yaparsın, sen doğru. Ona bir beste yaparsın. Şiddete varmadan bu aynen. İşi bu şekilde keşke halledip bitirebilsek. Aynen aynen. Olay şey olmasa, büyümese. Dolayısıyla bu söylemleri de desteklemek lazım diye hocamın söyleminden sonra. Bu gibi yaratıcı sloganlar çok güzel bir şeydir aslında. Sakarya da böyle bir şey yapabilir. Bu hakikaten rekabet, yani tatlı zaten rekabet. Zaten taraftarlar aslında yaratıcılıklarıyla her zaman öne çıkmışlar. Koreografiler evet. Olsun, açılan evet. Pankartlar olsun, besteler olsun. Bu konuda gerçekten ikonik bir şey aslında bu beste yani. Bence de güzeldi. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Gökhan'a döneceğim. Bir diğer soru da şimdi belki sizlerin de şeylerinde vardı. Herkes şunu soruyor. Şimdi bir altyapıdan çıktınız hocam aslında gençliğinizde ve bizde de herkes zaman altyapıdan herkes çıkmış. Altyapıdan çıktı da sorularda şu var. Kocaeli spor altyapısına yönelik düşünceleri neler? Yeni Ertuğrullar çıkarmaya yönelik fikirleri var mı diye bu tarz soru var. Bir diğer soruda en fazla gelen soru da bu aslında hocaya. Tabii biz işe başladıktan sonra altyapıyı ziyaret ettik. Rafet abiyle, orada Aydın hocayla ve diğer hocaların hepsiyle oturduk, sohbet ettik. Bundan sonraki süreçle alakalı işte nasıl katkı koyabiliriz altyapıyla ilgili. Fakat tabii şöyle bir gerçekle yüzleştik orada. Altyapı tesisimiz maalesef çok yeterli ve sağlıklı değil. Sonrasında yine altyapı tesislerinin daha şartlarının, fiziki şartlarının iyileşmesi, daha modernize edilmesi açısından yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın evet. Önderliğinde evet, ciddi projeler yapıldı. Ve işte en son takip ettiğimiz kadarıyla o projeler de yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlandı. Yani şunu tabii kabul etmek lazım. Eğer altyapıdan oyuncu yetiştirmek istiyorsak, orada o çocuklarımızın gelişebileceği sağlıklı ortamı onlara sunmamız gerekir öncelikle. Yani tesis kalitesini arttırmamız lazım. Onun dışında tabii eğitici kalitesini arttırmak lazım. Maalesef şöyle bir gerçekle yüzleşiyoruz. Bu sadece Kocaeli Spor'un sorunu değil, ülkemizin sorunu. Tabii. Hep işte hani... Böyle futbol ortamında konuşulurken derler ki Türk futbolundaki en büyük sorun nedir? İşte altyapı sorunu. Ama bir şey de yapılmaz. Şimdi şöyle bir tespitim var benim. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek için benim tecrübelerim ve incelemelerim sonucunda, yapmış olduğum analizler sonucunda 5 tane madde çıktı. Bir tanesi, birincisi, yani oyuncu yetişmesi için bir insan lazım, öyle değil mi? Evet tabii. Oyuncu lazım.
İkincisi eğitici lazım. Antrenör. Evet. Evet. Üçüncüsü imkan lazım. İmkan. Tes. Evet. Dördüncüsü para lazım. Tabii parası. Yani haliyle bunların hepsi. Işte. Oraya da eğitici para getireceksen, tesiste yapacaksan tabii. Para lazım. Son ne hocam? Beşincisi de zaman lazım. Zaman tabii. Şimdi bakıyoruz, insan var. Var. Ki insan kalitesinde biz maalesef son dönemlerde iyice o kaliteyi aşağılara indirdik. Yani bu sadece futbol ortamında değil, toplumun geneline baktığınız zaman evet. Her sektördeki, her yerdeki sıkıntı bu. Yani biz insan kalitesini düşürdük ve insan olmayı unuttuk. Yani futbolda da böyle, sanatta da böyle, siyasette de bakıyorsun, ticarette de, esnafa da bakıyorsun. Şu anda ülkemizin bence en önemli sorunu bu. Evet. Yani doğru. Bizi biz yapan, insanı insan yapan değerlerden tamamen uzaklaştık. Evet. Doğru. Hadi insanı var kabul ediyoruz. Evet. Eğiticimiz var mı yeterli seviyede ve sayıda? Hani bu konuda son dönemde kendini geliştiren var. Arkadaşımız var ama yeterli sayıda ve düzeyde değil. Diyemeyiz. Yok. İmkan, olanak, tesis yok. Var mı? Yok. Şimdi zayıf, çok zayıf. Kocaeli'de bu yönden hani mesela amatör kulüplerin ve bizim işte o amatördeki, altyapıdaki çocukların mesela rahatlıkla geniş sağlıklı ortamlarda antrenman yapabileceği tesis var mı? Nerede hocam? Yok. Bizim İstanbul'da oturuyorum. Evet, diyelim ki o Beşiktaş bölgesinde bir tane Çilekli'de bir saha var. O sahayı akşam oluyor 8'e bölüyorlar. Ben de onu söyleyecektim. 8'e bizim bölüyorlar. Burada da öyle hocam. Ya o 8'de bir sahada hadi iyi şey tarafından bakalım. 4'te bir çeyrek sahada antrenman yapıyor amatör takımlar, aynen. Çocuklar. Ya orada sen nasıl oyuncuyu geliştireceksin? Aynen. Nasıl yetiştireceksin? Tesis var mı? Yok. Yok. Para var mı? Yok. Para da yok. Altyapıya yok. Yukarıda zaman buluyoruz. Var mı? Hiç yok. Zaman hiç yok hocam. Hiç tahmin edemeyiz tahmin hocam. Tahmin edemedim. Evet, tahmin edemedim. Ya şimdi böyle bir ortamda nasıl oyuncu yetiştireceğiz? Var mı? Yok. O yüzden bizim tabii önce eğer Türk futbolunu geliştirmek istiyorsak bunları düzeltmemiz lazım. Yani doğru. Bu benim o saydığım şartları bir defa oluşturmak lazım. Oraya bir bütçe ayırmak lazım. Tesisi yapmak lazım. O tesisi yaptıktan sonra eğiticiyi koymak lazım. Oradaki fizik şartları düzeltmek lazım. Ve bu şey değil ki yani işte affedersin domatesi dikiyorsun 3 ay sonra olsun değil ki yani. Değil, bu uzun bir süreç işi. Doğru. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl ekeceksin. Ondan sonra yavaş yavaş geliştireceksin. Sabır. Sonra sabredeceksin. Ve sonucunda da işte bakın yetişiyor mu yetişmiyor mu o zaman. Şimdi ülkede... Yurt dışı nasıl yetişiyor hocam? İmkan var. Bunu aslında bak yani çok da canlı ve güzel örnekleri de var. Mesela neyse. Altın Ordu. Evet. Yaptı, yatırım yaptı. Para yatırdı adam oraya. Yani şimdi gerçi tükendi ama... Evet. Ama bir dönem aldı. Bir dönem yetişti mi yetişti. Ha, sayısı yeterli mi değil bence. Evet. Geliyorsun Gençler Birliği. Altyapıya yatırım yaptı. Evet. Sonra... O kadar oyuncu yetiştirdi. İşte Bursa Spor, evet, Vakıfköy. Biz de oradaydık. Doğru. O altyapını inşa edilirken, geliştirilirken. Şu anda mesela Bursa Spor 2. Lig'de 28 tane oyuncusu altyapıdan yetiştirdiği oyuncuyla belki ayakta kalıyor. Aynen. Var mı? Yapınca, para harcayınca, yatırım yapınca oluyor mu? Oluyor. Oluyor. İşte Trabzonspor bir dönem. Transfer yasağı olduğu zaman da işte bu Yusuf Yazıcılar, Abdülkadir Ömürler onlar zorunluluğu işte oynattılar. Hepsi iyi futbolcu çıktı. O dönemin şeyleridir yani ödünleri. Baktığınız zaman. Doğru. Şimdi aslında doğru örnekler de var. Var. Yani yapınca az yatırım yaptığın zaman, para harcadığın zaman bizim de öyle bir yetenekli şeyimiz var aslında. Var. Genlerimizde bu şey var. Hele şimdi Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir, çok verimli hocam, Karadeniz şeyi bu boyunca baktığınız zaman şey olarak da genlerimizde ciddi anlamda bir sporculuk şeyi var yani genleri var. O yüzden yani bunu düzeltmediğimiz sürece şimdi geliyorsun işte kendi altyapımız. Tesisi yapacağız, eğiticiyi koyacağız. O çocukların orada rahat etmesi için gerekli yatırımları yapacağız.
Ondan sonra da bu şeyi süreci yaşayacağız biz. Ya yapmadan ya şöyle bir ortamda oyuncu yetişmesi zaten şey doğru. Abes yani böyle bir ortamda oyuncu çıkması yanlış bir şey gibi görünüyor. Ya bunları yaptığımız zaman olacak inşallah. Yavaş yavaş yapılacak. Dolayısıyla tabii. Bu tesislerle ilgili atılan çok güçlü bir adım o bence. Kesinlikle. Tabii ki. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Allah razı olsun. Biraz geç yani kaldık o konuda ama işte büyük bir adım. Kalitesi işte evet. Şey var. Rafet abi orada yani Rafet abi de çok gayret ediyor. Aydın Hoca orada güzel bir yapılanma içerisinde. Var orada yapılanma. O da kendi güzel. Bilgisini, tecrübesini alttaki antrenör arkadaşlarımıza aktarıyor. Yani o konuda da yani Kocaeli Spor avantajlı. İşte ekonomik anlamda desteklemek lazım. Doğru. Altın önemli. Tesisi bitirmek lazım. Olmazsa olmazları yapıp ondan sonra ben inşallah birkaç sene içerisinde bu eksiklerin giderip Kocaeli Spor artık hem Süper Lig'de oynarken diğer taraftan da altyapıdan işte oyuncu desteği alan bir kulüp haline inşallah gelecek. İnşallah. Hocam biz 79-80 sezonunda ilk Süper Lig'e çıktığımız zaman 11 kişinin onu falan altyapıdandı mesela. Çok evet. İyi altyapı sistemi vardı o zaman çok organize. Yani dediğiniz gibi inanılmaz bir kaynak var bu bölgede. Oyuncu anlamı işte. Senin bildiğin oyuncuların hepsi. Güven Çocuğa, evet, Ceyhun evet, Güray, doğru. Baturman. O kuşaktan doğru, bahsediyorum. Doğru. Onlar uzun yıllarda Süper Lig'de bizim takımı taşıdılar onlar yani. 5-6 sene böyle çok iyi götürdüler. Yani dolayısıyla burada her şey var. Ama bu eksikleri de halledersen çıkmaması için mümkün değil. Sevgili Gökhan, senin var mı sorun sevgili hocama? Ben hocama soracağım her şeyi sordum. Sordun mu? Soruyorum da zaten. Yani şeyde soruyorsun. Şeyi, bunun kadar. Evet. Ben sorudan ziyade, evet. Ya ben aslında işte Bedirhan'ı soracaktım, Yağız'ı soracaktım. Sordu o şey. O çocuklardan çok umutluyduk. Hocam nasıl görüyor onları, nasıl değerlendiriyor? Yani onların kaybolmasını istemiyoruz hocam. Mutlaka siz de istemiyorsunuzdur evet. Ama az önce çok güzel anlattınız hocam. Yani anlattıklarınızın ardından söyleyecek bir şey de kalmadı diyebilirim. Şimdi... Şunu söyleyeceğim hocam ben size ilave olarak, destek olarak. Şimdi ben Karamürsel'de oturuyorum. 33 kilometre uzakta Karamürsel. Toplu taşımayla geldiğiniz zaman 1 saat 10 dakika kadar sürüyor. Karamürsel Türk futboluna önemli oyuncular kazandırdı. Sizin eski talebiniz Hakan Arıkan da bunların içinde. İşte çok öncelerden Murat Doğansoy, Kocaeli Spor'un o da efsanelerinden birisi oldu. Merih herhalde. Merih zaten Karamürsel'in şeyi. Tarkan Ahmet Taşçı Merih diyoruz biz Karamürsel için. Şimdi çocuk çok yetenekli çocuklar var hocam. Bir gün vaktiniz olursa orada altyapı maçına da inşallah. Karamürsel Spor'un maçına da gelirseniz mutlu oluruz hocam. Çok yetenekli çocuklar var gerçekten. Ülkenin her yerinde varlar ama şimdi mesela çocuk oradan gelirken şu an 30 lira hocam yol parası. Bir kişinin gelme parası 30 lira. 30 liraya da geri dönüyor 60 lira. Evet. Hadi öğrenci olsun 25 lira. 25-25 50 lira. Bu çocuk her gün antrenmana gelecek. Bu çocuğa her gün 50 lira parayı herkes veremez hocam. Yani her ailenin durumu olmuyor, yetmiyor. Sonra o çocuk burada antrenmanı yaptıktan sonra o antrenmanın yorgunluğuyla 1 saat 10 dakika bir de minibüste gidiyor. 2 tane içine bir dilim peynir koyup peynirli poğaça dedikleri poğaçadan alıyor. Bir tane meyve suyu alıyor. 1 saat 10 dakika yol geliyor. 1 saat 10 dakika yol gidiyor. Bir poğaça, bir meyve suyu. Bu çocuk nasıl gelişecek? Bu çocuk nasıl oynayacak? İşte bu çocukların eşit. Onu söyledi hoca zaten. Siz tam olarak onu söylediniz yani. Hocam. Tabii ben de yani. Size bunu orada. Örnekle anlatmak çok, istedim. Çok düzgün, çok bilimsel bir altyapı organizasyonunu inşa etmek zorundasınız. Evet. İşte çocuğun bu saydığınız sıkıntıyı yaşatmayacaksınız ona. Evet. O çocuğa da işte o yol parasını ya da cebine harçlığı koyacaksınız. Gelip giderken sıkıntı yaşamayacak. Antrenmanı yaptıktan sonra oradaki yemeğini, beslenmesini, o imkanı sağlayacaksınız. Hocam. İşte ulaşımını sağlayacaksınız. Tabii. Dolayısıyla bunları yapmadığınız sürece dediğiniz tabii hayat şartları hakikaten çok sıkıntılı. O yüzden işte bunu yapmak lazım ya. Bunu yapmak yani, lazım. Yani şunu demek istiyor benim anladığım. Şimdi Bedirhan'la Yağız'dan beklenti içindeyiz ama böylesine bir süreçten sonra şimdi bu adamları... Bu oyuncuları oynatmak öyle çok basit bir şey değil yani. Süreçten bahsettik. Bedirhan çok uzak bunları değil. Bunları halledin. Hoca diyor ki bunları halledelim. Oyuncu bana gelsin ben onları oynatırım. Zaten oynarlar. Öyle değil mi hocam? Benim aldadığım o.
Şimdi tabii şunu da kaçırmamak lazım. Evet. Futbolda birkaç tane hedefi aynı anda tutturmak çok kolay değil. Evet. Mesela nedir? Bir tane hedefin dersin ki ben bu sene ekonomik bir takım yapacağım. Evet. Düşük bütçeli bir takım yapacağım. Bunu yapmak mümkün değil ama hocam. Ya şu anda bunu yapamazsın. Yok, hiçbir zaman yapamadık biz onu. Bu bir şeydir. Çıkarsın dersin ki ben işte normal bütçe 100 milyon. Dersin ki ben 50 milyona bu işi bitirmek zorundayım. Evet. Ama şimdi şunu istersen 50 milyonluk bütçeyle şampiyon ol ya da playoff'a kal dersen o işi, iki işi bir arada yapmak çok kolay bir iş değil. Ya da şöyle bir hedef koyabilirsin. Dersin ki ben bu sene altyapıdan A takıma 3 tane oyuncuyu monte edeceğim. Evet. Hedefim bu. Hedefim bu. Ve bu oyuncuyu, tabii genç oyuncu oynatmanın bir bedeli vardır. Genç oyuncu bazen maç kaybettirir. Evet. Bazen gol kaçırır. Bazen çok basit bir hatayla gol yedirir. Genç oyuncu bir maç iyi oynar, iki maç kötü oynar. Eğer bunları kaldırabilecek bir yapınız varsa, bu durumları hoş görebilecek, tolere edebilecek bir anlayışlı şey yapınız varsa, bu işi kabul edebilecek yapınız varsa, o zaman bu oyuncuyu kazanırsın. Ama aynı oyuncularla ben yine şampiyonluğa oynayayım ya da işte çok büyük hedef koyayım dersen, bu oyuncular bir gün seni yarı yolda bırakırlar. O zaman da yine böyle hoşgörüyle davranmak zorundasın ki, genç oyuncu kazanmanın bence en önemli gereklerinden birisi de budur. Oyuncu gelecek, kötü oynayacak. Ona diyeceksin ki, ya sen kötü oyna, devam et. İki maç daha kötü oyna. Evet. Biz sana inanıyoruz, güveniyoruz, arkandayız. Ne olursa olsun bir sonraki maç yine oynayacaksın. Hata yapsa da oynatacaksın. İşte o hatayı tolere edebilecek, hoşgörüyle karşılayabilecek bir şu anda yapımız var mı? Yok. Yok. Ya Türkiye'de da, yok. İşte şey dersin, ben şey yapacağım, daha farklı bir yapıyla sadece bu sene benim amacım bir sistemim var. Bu sistemi ne olursa olsun, hangi sonuç olursa olsun oynatacağım. Göze hoş gelen futbol oynayacağım. Mesela, evet. Sonucunda kaybederim, kazanırım ama taraftarımın böyle keyif alacağı bir şey yapacağım. Bazen yenilebilirim de. Ha, bu durumda, yani şimdi biz şöyle istiyoruz. Az para harcayalım, fazla para harcamayalım. Arada genç de oynatalım. İşte her şey mükemmel gitsin, göze hoş gelen futbol oynayalım. Hiç kimse hata yapmasın. Ama şey de yapalım. Şampiyonluğa oynayalım. Evet. Böyle bunların bir şey hepsi... yapma şansın yok. İşte genç oyuncu da oynattık biz. Oynatıyoruz da hala. İşte Mesut oynattık. Evet, Mesut oynuyor. Mert oynuyor. Oynatıyoruz. Mert oynuyor. Evet. Fofana'yı oynatıyoruz. Evet. Onlar da genç sayılır. Mesut oynatmış. Mesela bir maç çıkardık. Kim geçse sonrasındaki oynatıyoruz yani. Oynatıyoruz. Yani. Evet. İşte alıyoruz da Mert'i de alıyoruz. Mesut'u da alıyoruz oyuna. Ama işte şeyi de görüyoruz, bazen istediğimiz gibi olmuyor. Biz de görüyoruz. Ondan sonraki, söylüyoruz burada. Ondan sonraki işte şeydeki tepkileri de görüyoruz. Evet. Öyle futbolcu kazanılmaz, genç oyuncu kazanılmaz. Kaybeder. Evet, daha yok olurlar. Ya o yüzden bunları bir şey isterken bütün bunları böyle önümüze koyup böyle iyi değerlendirmek zorundayız. Hocam, Batuhan Karadeniz'i siz mi çıkarmıştınız? Batuhan Karadeniz'i, evet, 16 yaşında biz Şerif maçında Şampiyonlar Ligi'nde Batuhan Karadeniz'i oynattık. İlk oynatan da biz olduk. O da baksaydı kendine iyi bir futbolcu olurdu. İyi, yetenekli oyuncuydu ama. Evet. Sizin hocam şeyi soracağım ya, biraz programın ilk başına gidecek gibi olacak da. Sizin çalışmaktan en haz aldığınız hoca kimdi hocam? Futbolculuk döneminizde. Şimdi ben aslında çok iyi hocalarla, teknik adamlarla çalıştım. Mesela Cici Multescu ilk geldiği dönemde Samsun Spor'da o Samsun Spor'un işte ligi 5. bitirdiği ve ilk devrenin sonunda işte ilk 3 içerisinde olduğu sene Cici Multescu ile çalıştım. Mesela o bize çok değer kattı ve hakikaten gelişimimize bayağı bir destek oldu. Onun yanında mesela Christoph Daum'la çalıştım, evet. Ki o dönemde gerçekten Türkiye'ye ilk geldiği dönemdi. O da çok bence iyi bir antrenör. Ondan sonrasında Rasim Kara'yla çalıştık, Toşak'la çalıştık.
Hocam Toşak sizi stoper oynattı değil mi? Toşak oynattı evet. Hocam o nasıl bir his oldu ya? Yani şöyle bir, zorlandınız mı? Ne şöyle hissettiniz bir, hocam? Yıllarca santrafor oynadı sonra geldi stoper oynadı. Sürecin sonunda o olay yaşandı. Beşiktaş'a geldim ben. İlk sene 24 gol. İkinci sene şampiyon 19 gol. Değil mi ilk sene hocam? Evet şampiyon olduk. İkinci sene 19 gol. Bunlar ligdeki gol sayıları. Üçüncü senede 22 gol. Üç sezondaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'ndaki golleri de sayarsan yani senelik 25 gol. Yani 75 o tane zaman. Gol atmış bir oyuncuyum. Evet. Toşak geldi. Geldiği ilk gün dedi ki işte çağırdı. Ben seni dedi stoper oynatacağım dedi. Şaka sanmışsınızdır herhalde. Sonra tabii o zaman üçlü sistem vardı. Ama üçlü sistem bugünkü üçlü değil. Nasıl hocam? Liberolu önde iki stoper. Stoper evet. İki stoperler. Tandem mi diyor? %100. %100. Adam markajıyla. Hani oynama oynatma. Öyle. Burada beni sağ stoperde düşündü. Yani rakibin bir iyi gün, oyuncusunu da mı şey yapacaksın? Rakibin santraforunu tutacağım tutacaksın. Ben. Allah Allah ya. Yıllarca beni tuttular ya. Ben nereden? Ama senin tecrüben var ya şimdi ondan herhalde çıkıyor değil mi? Şöyle forvetin yani. Ne yapabileceğini düşünüyor diye belki de. Yaklaşık. Aynen ondan aynen bak mantıklı. Götürdük zaten. Mantıklı biraz hocam. Bir gün odasına gittim artık. Yani durumdan rahatsız olmaya başladım. Sezon maçlar başlamadı. Dedim ki hocam siz böyle bir karar aldınız ama gelirken dedim hiç benim son birkaç senedeki, geçen sene ve önceki senelerdeki istatistiklerime bir göz attınız mı? Attım dedi. Doğru. Ama ben dedi şöyle bir anlayışla oynamak istiyorum. İşte geride senin gibi işte böyle hava hakimiyeti iyi, tekniği iyi, oyun görüşü işte üst seviyede topu oyuna sokabilecek oyuncularla oynamak istiyorum dedi. Önde de dedi çabuk, hızlı, süratli oyuncularla oynamak istiyorum dedi. He, İki tarafta da şey aslında beklentisi şey doğru. Ben çabuk bir oyuncu değildim. Hızlı da değildim. Geride tekniğim iyi falan filan böyle. Sonra aslında bir ikilem yaşadım. Ya dedim ki... Psikolojik olarak evet, yordum hocam sizi. Evet. Ayrılmak gibi. Ayrılmak gibi bir şey içerisine girdim. Ya dedim ki ya burada çünkü o döneme kadar Türkiye'de 200 gol barajına en yakın oyunculardan bir tanesi bendim. İşte 3-4 tane oyuncu vardı zaten. Evet. 200 gol barajına en yakın oyunculardan. Onu da kovalıyorsun bir taraftan. Tabii bir taraftan onu kovalıyorum. Amili takımda devamlı oynayan oyuncuydum. Ve insanlar tabii Beşiktaş'a gelirken beklentileri var. Golcüyüz, gol atmamızı bekliyor. Sonra başladık oynamaya ve şöyle bir şey düşündüm. Ya dedim ki hocam şimdi problem çıkaracaksın, ayrılmak isteyeceksin, beraberinde başka sorunlar olacak. Dedim ki elinden geldiğince oyna. Belki hoca da dedim şey yapar yani. Vazgeçer. Vazgeçer bu sevdasından. Ki öyle enteresan maçlar oynadık ki. İyi maç başlardı stoper. Çok iyi oynadım söylenemez ama durumu idare ediyordum. Maç başlardı. Stoper. Diyelim ki gol yiyor takım. Gol lazım. Bana böyle yapıyordu. Anında bak daha bir dakika geçmeden Ertuğrul öne. Hemen forvete alıyordu beni. Bazı maçlarda mesela oradan geliyordu orta sahaya çekiyordu. Mesela defansta başlıyordum ortada önde bitirdiğim. Sağ bek falan oynadınız mı hocam? Ya şimdi şöyle oluyor. Hayır. Şimdi bu sağ stoper oynuyorum ya. Evet. Bek şeye geliyor diyelim, çizgiye geliyor. Ben biraz daha açılınca sağ bek gibi oluyorum. Zaten. Yani ne alaka ben tabii orada sağ bek. Ve sonrasında da bu işin bana zararı oldu mu? Oldu. İşte gol sayım ne oldu? 4, düştü. Bir sene işte 19-20 gol ortalaması oynarken bir sene 4 gol, ertesi sene 5 gol, 2 sene öyle geçti. İşte milli takımda devamlı oynarken işte milli takımdan uzaklaştık. Birçok defasında mesela maçtan çıktıktan sonra geliyordu taraftar mesela çocuk hocam bugün yine işte abi bugün yine gol atamadın. İşte yani bir beklenti var ona tabii. Şey yapamadık. Karşılık veremedik tabii ki. Ha sonrasında da şöyle bir şeyimiz oldu. Yani camiada problem çıkaran problem bitip olmadık. İşte hani
bir üstümüz var orada. Onun şeyine sadık kalan bir şey gibi davrandık. Ha, sonrasında tabii Beşiktaş'a dönüşümüzde tekrar antrenör olarak orada bir şeyi olmuştur bunun mutlaka bize. Katkısı olmuştur. Tabii, ama olmuştur. Baktığımız zaman sabırlı olmayı öğretti bize o dönemde. Evet. Hocam teknik adam olarak milli takım şeyiniz oldu mu? Sanki bir dönem okudum ben. Teknik adam olarak şimdi konuşuldu mu veya öyle bir temas oldu mu? Diyor. Bursa'da şampiyon olduğumuz dönemde. Evet, tamam, Wikipedia'da okudum hocam ben. Ha. Wikipedia'da araştırırken sizi okudum. Hmm. Fatih Terim'in ayrılığından sonra sizin isminiz Bursa'daki şampiyon. Konuşuldu ki bence olması gerekendi. Evet, yani evet. Orada bir Anadolu takımını şampiyon yapan bir hoca. Şampiyon yapmış ki bence bunu söylemekte hiçbir yanlış görmüyorum. Bursa Spor'un Türkiye Ligi şampiyonluğu şartlar ve imkanlar itibariyle o sene birebir ki son süreçte Fenerbahçe ile başa baş gittik. Evet. Yani mücadele verdiğimiz, şampiyonluk için yarıştığımız rakibin gücünü de ortaya koyduğumuz zaman devrim gibi Türkiye, bir şey yani Cumhuriyet tarihinin Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğuyla beraber bence iki büyük başarısından bir tanesidir. Kesinlikle. Evet. Ve gerçekten Türk futboluna altın harflerle yazılması gereken bir başarıdır. Yani ondan sonra bir o dönemde bir mini takımda değişiklik oldu ki bence hiç düşünülmeden yapılması gereken işti. Olmadı, nasip değilmiş. Evet. İnşallah bakalım. Var mı hocam hayalinizde? Şu andaki bir hayalim var. Kocaeli Spor'un şampiyonluğu ve Kocaeli Spor'la yeniden Türk futboluna altın harflerle yazılacak bir başarı ortaya çıkarmak. İnşallah. Dolayısıyla buradan şöyle devam edelim. Siz şimdi Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörsünüz. Şimdi burada bu sene bizi Süper Lig'e çıkartmanız sizi çok fazla şey yapmaz yani. Yapar. Yapar da. Yapar. Yani o büyük başarıdan sonra. Dolayısıyla burada ben Hayrettin abi öyle düşünmüyorum ya. Yani öyle düşünmüyorsunuz mutlaka. Her başarının mutlaka değerli. Mutlaka bir karşılığı olması ama lazım. Ama biraz bence. Önce dediniz ya başka bir imzadan bahsediyorum. Siz atacağınız imza sadece şampiyonluk bu sene Süper Lig'e çıkartmak değil diye düşünüyorum. Hayır, tabii doğru onu söylüyorsunuz ama yani evet. O büyük başarının da temeli olacak. Temeli olacak evet evet. O yüzden hani önemli. İşte sezon başında Kocaeli Spor'un teklifini aslında kabul ederken bana Süper Lig takımlarından da teklif geldi. Ama yani buradaki yapacağımız iş hem takıma hem de şehrin futbola bakışına katacağımız değer ve katkı onu düşündüğümüz zaman yani beni bu mutlu eder, bu tatmin eder. Geleceğim bir takımı alacağım, bir yerden bir yere taşıyacağım ki insanların da işte 14 yıllık hayalini burada gerçekleştireceksin. Onun verdiği haz, keyif. Tabii. İnanın yani Süper Lig'de 5. olmuşsun, 7. olmuşsun ondan çok daha fazlası. Bence de. Tabii ki. O yüzden benim için bu daha şey önemli bir ama olaydır. Ama burada bitmeyecek anlamında yani ben söylüyorum. Ben çıkıp şimdi şu gün Süper Lig'de şampiyonluk yaşamışım. Oyuncuyken yaşamışım. 2 defa Şampiyonlar Ligi'ne katılmışım antrenör olarak. Çalıştırdığım takımlar Bursa'da 4 kere... Eskişehir'de, ondan sonra çalıştırdığımız Yeni Malatya, Beşiktaş'ta 2 sene üst üste 9 defa Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazanmışım ben. Kayseri Spor'la 9 defa Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanmış benim i̇kisi çalıştırdığım Şampiyonlar Ligi. Takımlar. İkisi Şampiyonlar Ligi. Şimdi böyle bir şeyden sonra 8. olmuşsun ya da bir takımı Süper Lig'de kümede tutmuşsun. Işte diyorum. Benim için hiçbir değeri yok, anlamı yok. Ha vardır mutlaka başkaları için ama yani benim için alıp bir takımı bir yerden bir yere atışma. Zaten Samsun Spor'un teklifini de o yüzden kabul ettim ben. Orada İkinci ligden aldık vardı. Birinci lige, birinci ligden Süper Lig'e taşıyabildim mi iş o iştir. Doğru. Orada yarım kaldı hesabınız ama. Yarım kaldı burada... ama orada da yarım kalmasının da sebepleri var yani. Bence Türk futbol tarihinde en şaibeli sezonlarından birisiydi yani o sezonda. Dolayısıyla orayı çok fazla şey yapmadan... Açmayalım hocam, bizi ilgilendirmez orası. Şimdi aynı şeyi Kocaeli Spor'da yapabilirsek, evet. Burada gelip Süper Lig'e çıkıp orada kalıcı olup sonra işte Avrupa Kupası'na taşıyabilirsek, iş odur benim için. Bence de. Yoksa öbür tarafının tatmin edici bir tarafı yok.
Zaten son açıklamanızda farklı duygular yaşamak istiyorum diye siz her büyük mutluluğu yaşamışsınız. Dolayısıyla farklı bir şey, farklı bir duygu yaşamak istiyorum. Hocam gerçekten ya hikayenin bütününe bakınca gerçekten öyle. Yani bölgesel amatör lige kadar düşmüş. Borcun harcın içinde nefes alamaz bir hale gelmiş. Kapanma noktasına gelmiş. Ya kimse Kocaspor konuşmuyor. Yani doğru, neredeyse bitmiş, tükenmiş. Evet, oradan geldik. Yani Kocaeli birlik mi olmuş, Körfez mi olsun, o mu olsun, bu olsun derken işte dönemin bürokratları dipsiz bir kuyunun içinde öde öde borcu bitmez tabii, demiş. Doğru. Yani bu aslında var ya, bu ve aslında armasını, büyük bir hikaye. Hocam armasını, formasını. Örnek de yok hocam Türkiye'de. Armasını, formasını, ismini, rengini, hiçbir şeyini değiştirmeden sıfırdan. Ya çok büyük bir hikaye hocam gerçekten. Ya siz buradasınız diye demiyorum ama ben de Ertuğrul Sağlam olsaydım bu müthiş hikayenin en son imzasını atan olmak isterdim. Ya kariyerime baktığımda derdim ki evet ya bu Kocaeli Spor amatörden biri. Benim hedeflerime örtüşüyor. Çırpınmış, çabalamış, buraya kadar gelmiş. Tabii çok güzel bir konuya değindim. Hiçbir şeyini değiştirmemişler, bırakmamışlar, vazgeçmemişler. Yani, ben zaten şampiyon olmuşum. Şampiyonlar Ligi'nde çalışmışım. Orada başarılı olmuşum, burada başarılı olmuşum. Bu Kocaeli Spor'un öldü, bitti. Tabutlara baş ata Kocaeli Spor dediniz hocam. Bu Kocaeli Spor'un Süper Lig'e çıktığı altındaki imzada ben olmam da benim için ayrı bir başarı diye düşünmeniz muhtemelen çok tatlı oldu. O hislerle geldi buraya. Tabii ki yani şimdi tabii gerçekten Kocaeli Spor'un... Hocam armamızda biliyorsunuz yıldızlarımız sarı. O yıldızın beyaz olmasına tahammül yok bu şehirde. Evet. Ya bazen işte Faruk çok iyi biliyor. Evet. Google'da görsellerde bilmeyenler bazen beyaz yıldızlı logolar oluyor kulübümüzün. Bizim orijinal logomuzda yıldızlarımız sarı. Yani onu beyaz koyduğunuz zaman kıyamet kopuyor hocam burada. Evet. O yıldızlar tahammül edemiyor insanlar. Işte o şey sadakat işte zaten sadakat. Amatör kümelerden Burak adının madının değişmiş. Buralara kadar getirmiş, isim değiştirmeden farklı şeyler yaşamış. Bir tuğlada sen koylardan ne kampanyalara hocam, ne projelere. Hayrettin abim çok daha iyi biliyor o yılları. Evet. İnşallah tabii o günden bugüne kadar yani takımın buralara gelmesine tabii çok önemli isimler var. Kilit katkı isimler koyan var. Herkese bir ayrı bir teşekkür etmek lazım. Geçen Orhan Başkan'ın videosunu paylaşmışlar Hayrettin abi. Ya kardeşim Kocaeli Spor kapanacak mı? Kapanıyor mu? Kapanmayacak kardeşim diyor. Kapatmayacağız Kocaeli Spor'u diyor. Bayrağı burada kalacak diyor. Hocam takım 9-0 yeniliyor ya. 8-0 yeniliyor. 9-0 yeniliyor. Liseli çocuklar okuldan çıkıp antrenmana geliyorlar hocam. Oralardan buralara ya. Evet o zaman biraz daha gündeme gelelim. Kocaeli Spor 12. hafta geride bıraktık hocam. Evet. Milli ara. Bulunduğumuz yer ikincilik. Yani bugün lig bitse Süper Lig'e çıkıyoruz en basitinden. Hiçbirimizin bu nokta olacağını yani hiçbirimiz herhalde tahmin edemezdik. Siz nasıl bakıyorsunuz sezon başından bu yana geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenmedik puan kayıpları oldu mu? Nasıl bir yorum yaparsınız? 12 haftalık değerlendirmeniz ne olabilir? Şimdi açıkçası istediğimiz ve beklediğimiz yerdeyiz. Öyle değil mi? Yani ben bekliyordum burada. Puansal olarak da mı hocam? Yok. Puansal olarak da bekliyordum. Pozisyon olarak da bekliyordum. arada tabii muhtemelen demeyelim büyük bir ihtimalle işte ilk iki hafta kaybettikten sonra birçok insan herhalde yine mi aynı hazin sonuna karşılaşacağız. Bu takımdan hiçbir şey olmayacak. Çok. İşte Ertuğrul Hoca'ya da güvendik. O da bu işi beceremeyecek. Hayal kırıklığı olacak diye şeyler konuşulmuştur. Çok yok, da anormal size, bir durum çok sıra gelmedi. Yok, sizin çok için size gelmedi hocam. Sizin için olmadı hocam. Aslında. Olmadı, sizin için olmadı. Ama büyük bir endişe vardı. İnanın tabii biz son dönemdeki o transferleri yapıp kadroyu tamamladıktan sonra yani işte bizi şeylere bakabilirsiniz. Maç öncesi, maç sonrasındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Evet. Yani o konuda en ufak bir tereddütüm olmadan her fırsatta bu takım önümüzdeki hafta daha iyi olacak. Evet, sonraki hafta daha iyi olacak. Hiç merak etmesin taraftarlarımız. Bu takım onları mutlu edecek. Bu beklentiyi her fırsatta dile getirdim. Evet. Şu gün geldiğimiz nokta itibariyle beklediğimiz durumdayız. Şunu da açıkça söylemek istiyorum.
Tabii bazı maçlarda istediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı maçların belli bölümleri kötü oldu. Ama lige bakıyorsunuz, işte Fenerbahçe, Galatasaray şu anda yani ligin ilk iki sırası, evet. Süper Lig'in. Onlara da bakıyorsunuz. Onların da çok kötü oynadığı maçlar oldu. Var, evet, doğru. Geliyorsun işte Manchester City'ye bakıyorsun. Orada da işte yukarıda Arsenal'e bakıyorsun. Onların da çok kötü oynadığı maçlar oluyor. Oluyor, evet. Galatasaray Bayern Münih maçını seyrettik. İstanbul'daki maçı. Bayern Münih'in oynadığı oyuna baktığınız zaman dersin ki ya şey, yazıklar olsun böyle aynen, top mu oynar dersin. Bayern Münih de kötü oynuyor. Evet. Dolayısıyla dünyanın her yerinde böyle her iyi oluyor. Takımının bile yaşayacağı biz şeyleri yaşıyoruz. Bu da evet. Futbolun içinde olan. Var. Keşke yaşamasak ama var. İşte dünyanın en iyi takımları, en yıldız oyuncularla da bu şeyleri yaşıyorlar doğru. Maalesef. Ama 10 haftadır yüzden, yenilmeyen bir takımımız var yüzden, hocam. O taraftan da bakmak lazım. O taraftan da bakmak lazım ama şurayı tabii ön plana çıkarmak lazım. Zaman zaman işte kötü oynadığımız ve hayal kırıklığına uğradığımız mesela özellikle Gençlerbirliği maçı. Son i̇şte hiç yani futbolda bence yaşanmayacak bir karşılaşma oynadık. 88-2-0 oradaki hocam. Hayal kırıklığından sonra o çocukların toparlanıp bir Göztepe maçını, evet. Çok iyi bir Göztepe maçını ki öyle zorlu bir atmosferde aynen. Oynamaları bence müthiş. Son bence. Haftaya geliyoruz işte Çorum maçı. İlk yarı İlk çok kötü bir maç. Çok kötü. Bence oynadığımız 12 tane maçta en kötüsü. 24 tane yarı devre var. Manisa maçı da, Eyüp maçı da dahil olmak üzere en kötü ilk 45 dakikaydı. Sanki Eyüp maçı da çok kötüydü hocam. Yok hayır. Eyüp maçında ilk o devre maçı. Biz çok pozisyon bulduk. İkinci devre belki kötüydü. İkinci yani devrenin o, başlangıcında da yine baskı kurduk, pozisyon bulduk. Bir de yani Eyüp, bana öyle geldi. Eyüp maçındaki şartlarla kadroyla bu nokta. Tabii. En son maça geliyoruz. Çorum maçı. İlk devre çok kötü bir ilk devre. İkinci yarıya bakıyorsun. Mükemmel bir ikinci yarı. Evet. İşte iki tane direkten dönen, üç tane kaçırdığımız pozisyon, üç tane iki tane gol var. Onun dışında oyuna hakimsin. Yani oradan tabii Gençlerbirliği maçından sonraki hayal kırıklığından sonra tekrar ayağa kalkıp evet. Bir Göztepe maçı oynamak. Çorum maçında yaşanan ilk devreden sonra o devre arasından çıkıp ikinci yarıda öyle bir futbol oynamak da iyi takımların işidir. Aynen. İyi grupların işidir. Geliyorsun onun dışında işte birçok da iyi maçımız oldu. Yani oldu. 12 maça oldu. Baktığımız zaman oldu. Genel anlamda Keçiören maçına falan çok iyi oynadık. Eksiklerimiz var mı? Var. Var tabii ki. Şunu da kabul ediyorum. Biz mükemmel bir takım değiliz. Değil tabii canım. Onu söyleyemeyiz zaten. Yani işte bizim gibi, bizim kadar kadro yapan 7-8 tane takım saydım ben sana. Saydık yani. Evet. Onlardan kadro kalitesi olarak böyle çok büyük bir farkımız yok bizim. Doğru. Ama ya, dedim ya işte evet. Biraz evvel işte oyuncu kalitesi ve karakteri, profesyonellik düzeyleri, bunun yanında işte oluşturduğumuz aile ortamı bizi diğer takımlardan biraz daha öne çıkarıyor. Yani Allah'ımıza şükürler olsun. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle o günlerden bugünlere gelmek. Bence de bir de ilk iki maçta kaybettikten sonra o psikolojiyle devam etmek dediğiniz gibi lige çok kötü başlamışsın. 2'de 0 çekmişsin. Oradan evet. Gelmek de önemli. Tabii şu Gençlerbirliği maçıyla ilgili sormak istiyorum. Yani haddimi aşmadan tabii sizin gibi adama böyle bir şey sorulur mu bilmiyorum da bu kadar üst düzey teknik adama. Çok konuşuldu, tartışıldı onun için. 88. dakika 2-0 öndeyiz. Siz hamleler yaptınız ve iki santrofor, yani iki forvet oyuncusunuz ve ondan sonra da çok sizinle ilgili son derece yanlış tercihler. En azından bir tanesi oyuna girebilirdi golcülerin, forvet oyuncuların. O konuda çok eleştirildiniz. Bugün geldiğimizde yani hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa orada mutlaka sizin de bir doğrunuz vardı. Neyi düşündünüz de öyle bir müdahale yaptınız mesela? Orada biz tabii Tanke'yi oyundan çıkardık. Evet. Yani Tanke'yi çıkarınca tabii topu önde tutacak mutlaka bir adama ihtiyacımız evet. Vardı. Artı orada tabii 2-0 öndeyken bizim Chris'i biz forvete almadık. Evet, kanat. Orta sahaya aldık. Orta sahaya. Evet. Orta sahaya aldık. Dolayısıyla onun da işte süretinden faydalanmak için rakibin üstümüze geleceğini, daha böyle kontrolsüz geleceğini düşünerek onun da hızından faydalanmak ve topu daha öne taşımak için öyle bir hamleyi yaptık. Tabii futbol çok enteresan bir oyun. Bazen bir dakikada iki gol yedik zaten. Hamle yapıyorsunuz.
Yani oradaki pozisyonun işte kenardan geldi, orta yaptı. Bunun iki tane forvetle bir şey yok ki, alakası yok ki. İkinci gol kornerde. Çok koşullu yazıldı orada diye bir soruyorum. Paylaşım hatası, evet. Bireysel bir hata. Orada adam geldi, kafayı vurdu. Şey, bu, yani bu bunların orada soktuğun oyuncuyla, oyuncu çeşidiyle bir şey yok, alakası yok yani. Hani daha farklı bir şey yaşanırdı orada. Diyelim ki kaldı ki maçında son birkaç dakikasıydı. Evet. 88'di. Şimdi bazen bizim işimizde şöyledir, şöyle işler. İki tane oyuncuyu sokarsın, adamlar bir girer böyle, oyunu alırlar, şey yaparlar. Aynı oyuncuları bir maç sonra işte, mesela örnek vereyim, Mert'le Fofana. Evet. Mert'le Fofana. Keçiören Gücü maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Orada soktuk, bir aldılar oyunu. Pas, top bizde kaldı, bütün topları aldılar, şey yaptılar, sahip oldular, topu öne taşıdılar, maçı rahatlattılar. Doğru. Dediler ki ya ne oyuncu değişiklikleri yapıldı. Evet. Geldik ondan sonra yine aynı oyuncuları işte Gençler Birliği maçında soktuk. Kaybettik. Aynısını şey yaptık. İşte orada da şey oldu, skor kötü olunca oyuncu değişiklikleri. Dolayısıyla maçtan sonra oyuncu değişiklikleriyle alakalı, skorla alakalı, oyunla alakalı konuşmak çok kolay. Çok kolay. Evet, bence de. Yani mesela maçtan sonra yorum yapanların ve maçı değerlendirenlerin takımları hiç mağlup olmuyor. Kesinlikle. Hiç mağlup olmuyor. Her maçı kazanıyorlar onlar. Mesela son maçta da şöyle bir şey enteresandı. Bunu programda da konuştuk. 1-1 gidiyor oyun. Aslında baktığınız zaman ikinci yarı iyi ama ilk yarı kötü. Sanki maçta beraber bitecek gibi bir vaziyet var. Yani değildi bence. Yok, yani. Yok. Şey, biz devamlı baskı kurduk. Ama rakip de fena girdik. Bir takım değil. İlk yarı çok iyi oynadılar. Onlar da ben gol de atacağımıza inanıyordum. Hayır, ikinci yarı gol geliyorum dedi zaten. Orada şey, kafayı vurdu, direkten döndü. Evet, belliydi. Beric'se vurdu, Tanke vurdu. Yok, oradan Atabey şuraya, vurdu, direği sıyırdı gitti. Kaçırdığım pozisyonlar var. Hayır. Şunu söyleyeceğim ben. Söylediğim şu. Son dakikalarda siz daha ciddi riskler alarak, yani savunmadan da bir oyun çıkarttınız, orta sahadan çıkarttınız. Dolayısıyla evet. Risk evet. Aldınız yani. Evet. Değil mi? Sonuçta mükafatını da aldınız. Çok doğru, sonra dedik ya çok doğru değişikler zamanda falan dedik. Ben şöyle düşündüm o gün. O gün biz maçı kaybedebilirdik be. Kaybedebilirdik. Diyelim ki doğru. O değişikler riskli ya. Şimdi sağ beki çıkarttım, orta sahadan bir oyuncu aldım. Kaybetsek ciddi bir faturayla karşı karşıya. Ya kardeşim bir bir devam eden oyun. Sen ne yapıyorsun yani? Bir puanda hani bu ligde değerlidir ya. Öyle deriz yani bir puanda. Bir puanı tutmaya çalış falan da öyle bir eleştiri de olabilirdi yani. Ama bu biraz da sonuçlarla ilgili bir Hayrettin şey. Abi, bizim hayatımız fatura ödemekle geçiyor. Öyle yani biraz ama. Sonuçlar üzerinden okunuyor ya maçlar hocam. Tabii maalesef. Sonuç. Şimdi biz Gençler Birliği maçında diyelim ki Atabey'i almayıp işte evet. Öne bir tane orta saha, Chris'i oraya alabilirdik. Bir tane daha orta saha alırdık. Evet. Chris'i almazdık. Oraya bir tane daha orta saha alırdık. Stoper almanızı bekledi çok kişi mesela. Rakip senin üzerinde baskı kurabilirdi. Evet. Oyunu senin alanına yıkardı. Evet. Oradan karamboldan gol yerdin. Bu sefer de insanlar derdi ki ya başka bu kadar yapmış. Takımı niye defansa çektin? O da olurdu tabii. Yani o da olabilirdi yani. Bunların olabilir. Hepsi olabilecek şeyler olabilir. Futbolda. O yüzden yani maçtan sonra herkes her şeyi söyleyebilir. Ve maçın tabii oynanıp bittikten sonra yorum yapmak öyle kolay bir iş ki. Doğru. Maç bitmiş. Kim kötü oynuyor? Bu kötü. Bunu niye oynattın? Evet. Ya ben onu kötü oynasın diye mi oynattım yani? Herhalde canım. İyi oynamasını düşündüğümüz için oynattık. O yüzden bunları tabii bir taraftan saygı gösterirken tabii. Diğer taraftan yok hata da yapabilirsiniz çok, canım yani. Tabii ki hata da yapabiliriz olur yani. Ya, biz de insanız yani en nihayetinde. Tabii, evet. Dolayısıyla bizim de hatalarımız olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Her maç farklı farklı tercihler yapıyoruz. Bazısı tutuyor. Evet. Bazısı olmuyor. Evet. Bu yönde de eleştiriler oluyor. Bu da doğaldır. Çok fazla haddini aşmayan eleştiri olduktan sonra zaman zaman haddi de aşanlar oluyor ne yazık ki. Siz sosyal medyayı falan çok takip etmiyorsunuz diye düşünüyorum. Hiç takip etmiyorsunuz. Hiç etmiyorsunuz değil mi? Hiç. Evet, yani farkındayız. Çünkü şöyle. Orayı mesela yerel medyayı takip ediyorum ama sosyal medyayı ve oyuncularıma da bu öneriyi yapıyorum. Kesinlikle. Ha. Sosyal medyayı takip etmeyin. Çünkü yani sosyal medya hakikaten çok seviyesiz. Çok seviyesiz. Çok hocam ya. Çok çirkin. Doğru güzel yazılar da var ama ve var. Yani insanların böyle çok rahatlıkla haddini aşabildiği. Çok. Hakaret var hocam çok ağır. İşte sizin de söylediğiniz gibi
hakaret ettiği, saygısızca böyle her şeyi kendine hak olarak gördüğü bir ortam olduğu için ben oyuncularıma da özellikle bunu öneriyorum. Faydası olur kesinlikle, hocam. Kesinlikle takip etmeyin. Eğer oraya takılırsa bir oyuncu, inan sahaya çıkıp adım atamaz. Bence de. Adım atamaz. O çukurdan da katılıyor. Çıkamaz. Tabii, yani işte öyle şeylere şahit oluyorsun ki, öyle şeylere şahit oluyorsun ki, affedersin yani böyle yüzüne tükürmeyeceğin adam geliyor orada sana ağza alınmayacak şeyler seviyor, hakaretler ediyor. Şimdi onu okuyup da etkilenmeyecek adam ben görmüyorum. Etkileniyor hocam. O yüzden hiç şeyi yok yani. Bir faydası da olmaz oraya. Oradaki metiyelerin de bir faydası olmaz. O da insanı kandırır çünkü. Yani o da işin diğer boyutu, diğer tehlikeli tarafı. Yani bıçak hani iki ucu şey böyle sivri şey dediğimiz var ya hani. Bıçak sırtı dediğimiz olay. İki ucu keskin bıçak. Bu tarafında uzak durmak lazım diyor bıçak, hocam. Evet. Bu tarafı da sıkıntılı, bu tarafı da sıkıntılı. Ya gerek yok o yani bence hiç gerek yok. Boşa zaman kaybı bir de sizin çok çok yoğun çalışıyorsunuz. Bir sürü düşüneceğiniz işiniz bozar, var. Moralini bozar, motivasyonunu düşürür, sinirlerini harap eder. Seni darmadağın eder. Doğru. Allah muhafaza. Yani çünkü seviye o kadar yerlerde ki. Maalesef çok. Yani hiç işten anlamayan insan, futbolun feyesinden anlamayan insan, orada neler yaşanıyor, nelerle insanlar uğraşıyor, onlardan bir haber insanlar hiç konuya vakıf olmadan uzmanıymış gibi şey yapıyor, yorum yapıyor. İnsanlar hadlerini de bilmiyor bazıları. Bugün gelen yorumlarda da vardı işte, hoca şu sistemle niye oynuyor, şöyle olmuyor. Ya kardeşim ne eğitim aldın bu konuda sen? Yani şimdi size yani... Bir tane hoca gelir de böyle hiçbir şey doğru, olmaz. Siz şimdi, bu seviyede yani, bir hocaya maalesef, eleştirinin de bir şeyi olur yani değil mi? Altyapısı olur ya. Ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Evet. Herkes başkasının yerine düşünüyor. Başkasının adam şimdi düşünüyor. Taraftar. Evet. Taraftarın görevi nedir abicim? Tribüne gelecek, takımı destekleyecek. Takımı destekleyecek değil mi? Orada maç takım başladı. Yani. Maç başladı bitene kadar gelecek destekleyecek. Tabii ki. Maç içinde bile orada ıslıklamayacak, oyuncuyu küfür etmeyecek ona, tepki vermeyecek. Çünkü o takım orada, o çocuk sahadaysa onun moralini, motivasyonunu bir üst seviyede tutmak zorundayız. Ha, maç biter, ondan sonra tepkini verirsin. Ama maç içerisinde kendi takımının oyuncusunun moralini bozmak için bir şey yapıyorsan takımına ihanet ediyorsun. Biz bunları geçmişte yaşadık hocam maalesef. Halen de yaşanıyor, şahit oluyoruz. Halen de yaşanıyor. Onlar iyilik yapmıyorlar takımına. Kötülük yapıyorlar. Sizin o arka tarafından var mı hocam şey sıkıntı? Ben duymuyorum ama duyan oyuncularımız var biliyorum, etkileniyorlar. Orası çok tehlikeli şimdi, hocam. Şimdi şöyle bir gerçek var. Biz devre arasına kadar bu oyuncularla oynayacağız. Evet. Bu oyuncularla oynayacaksak bu oyuncuların moralini sahip bozmadan, motivasyonlarını düşürmeden onları desteklemek zorundayız. Aynen. Destekleyeceksin. Hocam, ben de onu yazdım. Evet. Enteresan bir şey. Yani bakıyorsun abi orada. Evet. Yönetici kendi işini yapmıyor. Ha ben şey olarak söylüyorum, genel anlamda ülkenin sorunu olarak söylüyorum. Evet, evet. Yönetici işini yapmıyor. Adamın işi orada takımı işte sağlıklı bir ortamda desteklemek, paraları ödemek, kaynak bulmak. Yapmıyor abi, geliyor hocanın işine karışıyor. Yani, onu niye oynatıyorsun, bunu niye oynatıyorsun? Ya da işte şey, taraftar geliyor orada takıma destek olması lazım. Evet. Destek olmuyorsun, maça gelmiyorsun, forma almıyorsun. Takıma katkın yok. Gidiyorsun orada diyorsun ki ya hoca niye bu sistemle oynamıyor? Evet. Öbür taraftan hoca senin işin takımı hazırlamak öyle değil mi? Evet. Oyuncunun motivasyonları fiziksel olarak, taktiksel olarak maçı hazırlamak. Adam işi bırakıyor hoca. Yöneticinin işini yapmaya çalışıyor. Evet o da ya oğlum bırakın ya. Bırakın. Herkes işini yapsın. Bırak. Ben hayatımda hep şöyle bir duyguyla yaşadım. Bir insan birini eleştirecekse önce kendi işini dört dörtlük yapacak. Kendi yaptığı işte bir kusur olmayacak. Evet. Ya o zaman belki karşındakini eleştirmeye hakkın olur senin. Ya sen kendi işini yapmıyorsun. Sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Gidiyorsun öbür taraftaki adamın işine karışıyorsun. Onu eleştiriyorsun. Ya bu ne hadsizliktir ya. Bu her yerde var. Aynen. Yani şu anda bizim toplumun, için değil canım. Toplumun genel sıkıntısı bu. Aynen. Hocam ben de... Adam orada şey... çalışıyor. Diyelim ki muhasebede çalışan adam kendi işini eksik yapıyor. Oradaki hademenin işine karışıyor. Sen diyor ki ya şey oğlum sen kendi işini yap diyor önce. Bir orayı bir hallet. Ondan sonra başkalarının işine karış. Evet. Bu toplumun her kesimine sirayet etmiş durumda. Ve, bu iyi bir şey değil. Bu ne oluyor biliyor musun? İşte bu
orada huzursuzluk çıkarıyor. Aynen. Evet. Bir kaos ortamı oluşturuyor. Kaos ortamından da güzel bir işin çıkma şansı yok. Kaos ne getiriyor? Birileri mutlu oluyor hocam işte. Kaos, bir kesim tabii, mutlu oluyor. Huzursuzluk getiriyor. Güzel. Huzursuzluğun olduğu bir ortamda birlik beraberlik olmaz. Olmuyor. Birlik beraberliğin olmadığı yerde de başarılı olma şansı yok. İşte bakın şöyle geçmişe. Yaşanan başarısızlıklara hep böyle kaos ortamlarının olduğu yerlerde kesinlikle bu sıkıntılar yaşanmıştır. Evet. Ben de geçen bununla alakalı tweet attım hocam. Çok önemli 5 maçımız var. İşte Bandırma, Bodrum, Sakarya maçları Giresun ve Ümraniye'ye göre daha zor. Yani daha demek bunlar zor, bu tabii, daha zor demek. Bundan evet sonrası daha evet zor olacak. Yani Giresun'un Ümraniye maçlarını sanki böyle hafif almışım gibi hissediliyor. Yani yok, öyle bir şey yok. Yok, bir de yok, dedim ki yani 5 maç var, önemli maç bunlar. Bu 5 maçı da bu oyuncu grubuyla oynayacağız. Evet. Bu arkadaş gitsin, onun yerine bu arkadaşı alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Gerek yok. Bunu gönderelim. Takımın motivasyonu dağılmasın. Maçlara motivasyon. Ya hocam altına bir yorumlar. Ya işte kim çıkarıyor ki zaten? Ya siz bir de kendi... şöyle şimdi. Ya ben niye kendim şimdi durduk yere o... Ben ya bunu söyleyen arkadaşa yazacaktım, vazgeçtim sonra. Gelen mesajları görse hocam şimdi bana. Bir şey söyleyeyim mi? Ya işte şu kim gelecek, kim gidecek, o mu ya gelecek, bazen bu mu şey oluyor diye şimdi mesela. Anlatıyorlar mesela bu yorumlardan etkilenen insanlar. Geliyor evet, diyor ki ya adam şöyle yazmış. Ya diyorum ki kardeşim, bunu yazanı tanıyor musun? Yok. Yok. Kim olduğunu biliyor İsmini musun? De, yok. Yazmıyor ki hocam. İsmini de yazmıyor. Adam Kocaeli Sporlu biliyor musun? Yok. Dedim şey ya bunu niye ciddiye alıyorsun sen evet o zaman ya? Ya yazık günah ya. Kendini niye harap ediyorsun? Yazmış çizmiş bir tıklıyorsun Galatasaray arması var. Mesela. Ki şey değil bunu çok yaşayan. Velhasıl herkes işini yapacak. Evet. Doğru. Katılıyorum. Herkes sorumluluğunu yerine evet getirecek. Aynen. Taraftarsan maça geleceksin. Stada geleceksin, takımını destekleyeceksin. Evet. Birinci maç bitene kadar, başlangıcından bitene kadar kafanda hiçbir şey olmadan takımını destekleyeceksin. Oyuncunun moralini üst seviyede tutacaksın. Maç bittikten sonra mı eleştireceksin? O zaman eleştir abi. Evet. Önce kendi işini yap, ondan sonra eleştireceksen o zaman eleştir. Evet. Bence hiç, çok, hiç çok değerli, şey çok önemli. Ben hocama bir soru evet sormak sor istiyorum. Hocam, teknik heyetle uyum mutlaka evet önemli ve biz de yönetimle, görüyoruz. Yönetimle, başkanla. Yönetimle uyum. Personel hocam, ben mesela demin Gürol abiden mevzu bahsetti açıldı diye. Ya oradaki çimi görüyorum, oradaki çalışmayı evet görüyorum. Sizin onunla sohbetlerinizi görüyorum. Şimdi çocuklar burada demiyorum, bize çok yardım ediyorlar medyaya. Evet. Malzemeci ekibi ya çok çalışıyorlar. Nasıl hocam tesisin içindeki personelle hava, teknik heyetle hava? Şimdi biz eğer bu zorlu maratonda ipi göğüslemek istiyorsak, hani hep Süper Lig diyoruz, hedefimiz Süper Lig diyoruz. Bunun sadece lafta kalmaması için bu kelimenin ki bence sihirli şampiyonluk çok çok yani telaffuz edilmesi kolay bir şey değil. Tabii. Yani bu adama bunu telaffuz edip gereğini yapmadığın zaman sonunda bedel ödettirir. Tabii. Ve kolay da bir iş değil. Dolayısıyla bunun altını doldurmak lazım. İşte biz şimdi kulübün içerisinde yani o burunga tesisleri yazıyor. O kapının içerisindeki grupla öncelikle başkanın yöneticisi, teknik kadrosu, futbolcular ve personel olmak üzere herhalde yaklaşık kaç yöneticimiz var bizim? 21. İşte 7-8 tane teknik kadro 30. 27 tane şey 40, 57, 60. 20-25 tane de personel 100, 100 var. 100 kişi. 100 kişi. Kulübün kapısının içerisinde 100 kişilik bir grup var. Bu grubu bir defa öyle bir birbirine destek olacak şekilde kaynaştırıp, hedefe yönlendirip, herkesten fayda alabilecek şekilde organize etmek zorundayız. Doğru. Başkan, yönetim orada. Birinci kendi görev işlerini bu yapacaklar. Kulübün yapılanması ve organizasyonuyla alakalı, işte oradaki tesislerin organizasyonu, işte ekonomik anlamda işte gereklerin yerine getirilmesi, işte taraftarla, şehirle o bağın kurulması, bu noktada işini yapacak. Biz orada işte gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Benle beraber bütün arkadaşlarım tesiste kalıyoruz. Sabah kalkıyoruz, işimizin başındayız.
akşam odadan çıkıyoruz, yatağa giriyoruz. Böyle yoğun bir şekilde ki işte hepsi Mutlu Hoca, Burak Hoca, Osman Hoca, ondan sonra Öztürk Hoca, Şahin Hoca, Erdem Hoca, hepsi spor akademisi mezunu, akademik kariyeri olan ve futbolculuk geçmişleri de olan. Öztürk Hoca zaten işte Türk futboluna onlarca kaleci kazandırmış. İşte Mert'inden Harun'una, burada Okan Gocuk'tan Muhammed Çengezer'ine, Doğan Alemdar'dan Ali Şaşalı'na kadar. Yani Türk futbolunda böyle çok kaleci kazandırmış, çok tecrübeli bir antrenörümüz. Biz nasip orada olur işimizi, belki bizim Ahmet Hasan'ı da kazandırır. İnşallah. Biz orada işimizi doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşte oradaki oyuncu grubunu işte hedefe yönlendirdik. Herkese sorumluluğunu yükledik. Ve onlardan da en iyi şekilde verim almaya çalışıyoruz. Ki işte personelimizle yaptığımız, sezon başı yaptığımız toplantıda onların bizim için ne kadar önemli olduğunu, eğer bu takım başarılı olacaksa onların katkıları ve desteğiyle başarılı olabileceğimize kendilerine anlattık. Ki ne kadar önemli olduğuyla alakalı işte demin de ben size bazı örnekler verdim. Evet. Şimdi çimci işini yapmaz da biz orada affedersin çayır gibi çimde antrenmanımızı yaparsak iyi çalışamayacağız demek ki. Antrenmanda iyi çalışamazsak maçta istediklerimizi yapamayacağız demek ki. O evet. yüzden çimci bizim için önemli. Orada aşçımız doğru yemek yapmaz da oyuncunun keyif alacağı tuzunu şeyde lezzette yemekse oyuncu yemeğini yemeyecek, beslenemeyecek demek ki. Ya da bir gün savsaklayacak işini, oyuncular zehirlenecek, maçın öncesinde bir sıkıntı yaşayacağız. İşte geliyorsun odaları temizleyen oradaki ablalarımız, onlar orada işini doğru yapacak. Oyuncu odaya geldiği zaman çok keyifli bir ortamda vaktini geçirecek. Aynen. İşte çaycın çayını güzel demlemezse o hocam, çaydan keyif almadın mı? Bunlar dışarıdan şey şimdi basit geliyor değil mi? Malzemeci Orhan abi, Fazlı, evet. oradaki Mesut eğer o malzemeleri doğru temizlemeyip de oyuncu evet. soyunma odasına geldi mi kırışık, kokan, kirli malzemeyi giyip antrenmana çıktıysa onun motivasyonu düşecek. Dolayısıyla orada herkes bizim için önemli. Evet. Herkes bizim için önemli. Herkes de şu anda ve işini iyi yapıyor değil mi hocam? Herkes de bu başarıya katkı koymak zorunda. Söyledim ben açık açık. Bize destek olacak kim varsa benim kardeşimdir, abimdir, ablamdır. Başımın üstünde taşırım. Ama tekerimize çomak sokan, işi savsaklayan, işi ciddiye almayan, sorumluluk almayan insan da olsa, babamın oğlu da olsa orada barındırmam. Bak, bizim aramızda onun yeri yok. Şimdi burası böyle. Orayı düzeni evet. de bozacak. Burası böyle. Evet. Ve Allah'a şükürler olsun ki biz bugün kulüp içerisinde böyle bir bütünlüğü sağladık. Bütünlüğü sağladık ve herkes harıl harıl çalışıyor. Şimdi geliyoruz kulübün dışına. Eğer bir şehir takımıysan, bu işi sadece kulübün içerisindeki o 100 kişiyle yapma şansın yok. Tabii. Valisinden belediye başkanına, ilçelerdeki belediye başkanlarından, sivil toplum kuruluşlarına, taraftar derneklerinden taraftarlara, ilçelerde yaşayan insanlarımızdan, şehirde Kocaeli sporluyum diyen, Kocaeli'de yaşayan herkesin bizim desteğine ihtiyacımız var. Eğer orada da bir bütünlük oluşturup, o şehrin dinamiklerini biz hayata geçirebilirsek, bu işin içine alabilirsek, onlardan da bir destek alırsak, o zaman ortaya gerçekten çok böyle önünde durulamayacak bir sinerji ortaya çıkıyor. Böyle yaptığınız zaman zaten başarılı olabiliyorsunuz. Hocam, yoksa bu bütünlüğü sağlayamadığınız zaman, herkesi işin içine almadığınız zaman bir şeyler eksik kalıyor. O zaman da yarı yolda kalabiliyorsunuz. Onun için bizim bir sloganımız, gerçi bilinir ama hep birlikte başarabiliriz. Evet, güzel, evet. diye bir cümle vardır mesela. Tabii ki. Tabii bir yerde bir aksaklık varsa ben onu şey yaparım hocam, benzetmeyi. Bir halkanın zincirleri gibi düşün mesela. Bir zincirlerden birinde sıkıntı olduğu zaman tabii, o halka tabii. dağılıyor mesela. Aynen öyle, doğru. Yani bir zincirin gücü
en zayıf halkasının gücü kadardır. Yani evet. En basit örnek. Bir yerde bir sorun varsa, tabii siz unuttunuz belki, bu işin içinde yerel basın da var tabii ki. Ha pardon, özür dilerim. Mutlaka tabii, var. Tabii doğru söylüyorsunuz. Hoca kulüp çalışanları özellikle. Yok, hayır. Şehirde yerel basın da var. Yerel basın. Unutmadım da yani niye şöyle, seni görünce heyecanlandık. yerel basın tabii çok önemli. Hocam ben onu söyleyecektim. Öztürk Hoca ile ilk antrenman geldik. O hocamın birinin sırtı bize dönük. Öztürk hocam yüzü bize dönük. İlk antrenman hocam. Öztürk hoca böyle bizi bakıyor falan konuşuyor. Yanındaki hocayla beraber. Burak hocayla. Sonra bize doğru geldi Öztürk hoca. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Gökhan Beşiktaş mı? Gökhan Beşiktaş hocam. Gelmeden önce dedi arkadaşlar bakmışlar biraz dedi. Buradaki medyaya falan dedi. Seni söylemişler dedi. Bir de bir arkadaş daha varmış ondan bahsetmişler dedi. Devamlı takip eden. Çok memnun oldum falan. Tamam dedim ya. Biz dedim güzel çalışacağız. Evet. İlk intiba olumlu. Başka hocalarımı şey yapmak istemiyorum. Onları da seviyorum. Onlarla da iyi çalıştık. Allah razı olsun kim emek verdiyse. Ama Mustafa Reşit Akçay hocam bize kızdığı zaman kireç döktürüyordu. Faruk biliyor. Buradan içeri girmesin. Bu kireci geçmeyecekler diyordu. Neyse bu konulara girmesin. Meslektaşı şimdi. Antrenörün bir tabii tarzı var. Evet. Şikayetçi değilim hocam. Şikayetçi değilim. Şikayetçi değilim ama bizim çalışma alanımızda bize yardımcı olan hocalarımızdan ekstra mutluyuz. Geçen sene Fırat hocayla da iyi çalışırdık. Biz çalışma alanımızda bize sizler gibi yardımcı oluyordu. Bizim şey söylediğimiz gibi yani bizim her paydaşımızdan yani Kocaeli sporluyum diyen gerçekten iyi niyetle Kocaeli sporun başarısına destek olmak isteyen herkese biz yardım ederiz. Yardım etmek de zorundayız. Evet. Bizim görevimiz o. Beraber olmalıyız. İşin hocam. İşin sonunda da tabii sanıyorum programdan önce bizim Muhammed'e yaptığın röportajda söyledin çok güzeldi. İşin sonunda bir başarı varsa, şampiyonluk varsa herkes de aynı şekilde onların pay sahibi olması tabii, noktasında. Tabii, yani. Burada benim bu geçmişe dönük bir itirazım var. Burada bizde başarısız bir şey olunca, küme düşünce falan takım fatura yerel basına çıkıyor. Takım şampiyon oluyor. Yerel basından hiç adı falan geçmiyor yani. Ben buna itirazım var hocam. Bence bu konuda bu sene olmayacağız diye düşünüyorum yani. Hayrettin abi onun şakasını hocam yapıyorum. Onu söyledi. Beni geç getirdin abi. Şampiyon olursak. Beni diyorum geç getirdin diyorum. Şampiyon olursak yerel basının da nasıl olumsuzlukta pay sahibiysek, değil mi? Öyledir hayır, yani bu işler. Önemli bir noktaya değindiniz. Evet. Başarı da, başarısızlık da burada... Hepimiz. Herkes buradan payını almalı bence. Bence de. Yani başarısızlıkta da işte, sen şimdi diyorsun da yere bak diye. Evet. Önce fatura hocalara çıkar biliyorsun şeyde. Yani ilk, siz yerinizde duruyorsunuz. İlk gidenler hocalar oluyor. O yüzden... Bu noktada herkesin sorumluluk alması ve yine söylüyorum bundan sonra işimiz çok daha zor olacak. Tabii. Çünkü alttaki takımların hedefi biziz orada. Evet. Bizi aşağı indirmek için Eyüp'le Kocaeli yani bunları aynen. Biz nasıl aşağı hedef indirebiliriz? Takım bütün takımların 7-8 tane hedefi olan takım varsa hepsinin hedefi biziz şu anda. O yüzden bundan sonrası bizim için çok daha zor geçecek. Zor geçecekse o zaman... Bundan öncekinden yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız doğru. Lazım. Bir de ikinci yıllar daha zordur zaten. Ya, daha fazla çalışacağız arkadaşlar. Evet. Daha fazla sorumluluk alacağız. Daha fazla fedakarlık yapacağız. Eşimden, dostumdan, ailemden buraya daha fazla vakit harcayacaksın. Ayrıca merak etme. Sezon sonunda ben size bugün ayırdığım vakitten daha fazlasını veririm. Ama güzel. Bir başarılı olmak, takımı şampiyon yapmış olmanın keyfi, tabii mutluluğu, inşallah. Huzuru... Neye değişilir ya? Aynen. Yani orada nerede şeyi atacağız Gökhan? Turu? Turu nerede atacağız? Hocam ben... Bodrum hayal ediyor. Gelirken söyledim. Yok şeyde. Burada şehirde. Ha, şehir, Fethiye Caddesi. Oradaki insanların coşkusunu, mutluluğunu tabii, şöyle hayal ettiğimiz zaman yani o mutluluk, o keyif hiçbir şeyle değişilir mi? Değişilmez evet. O yüzden çalışacağız. Daha fazla çalışacağız. Daha fazla sorumluluk alacağız. Ben de alacağım. Hepimiz. Faruk da alacak, siz de alacaksınız, taraftar da alacak. Hiçbir şekilde böyle biz güçlü, karakterli insanlar gibi, davasına inanmış insanların yaptığı gibi önümüze çıkan bütün engelleri bu zorlu yolculukta bazen tökezleyeceğiz, bazen düşeceğiz, sendeleyeceğiz. Ama
irbimize tutunacağız, ayağa kalkmasını becereceğiz. Önümüze çıkan bütün engelleri bir şekilde bu sene ne olursa olsun ortadan kaldıracağız. Evet. Hiçbir mazereti öne sürmeyeceğiz. Ben yoksa sorsan bana ben de 50 tane mazeret söylerim sana. Söylersin canım, tabii söylersin. Yenildiğim ve puan kaybettiğim maçtan sonra. Yapmayacağız bunu. Taraftar da yapmayacak. Gerekirse evet. Fedakarlık yapacak. Stada bu sene 4 saatte mi ulaşacak? Gelecek. O sıkıntıyı yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız. Evet, çok güzel söylüyorsun. Geleceğiz, orayı dolduracağız. Hocam, o yüzden pek çok şeyde tahmininizde veya öngörünüzde takımla ilgili söylediniz zaten. Bu takım düzelecek, toparlayacak, ayağa kalkacağız dediniz ama taraftar sayısında, sayısıyla ilgili beklentinizde bir şeyi tutturamadınız evet, hocam. O konuda ne diyeceksiniz? Yaşadım yani. Yaşıyorsunuz değil mi? Onu söyleyeceğim. Yaşıyorum da. İşte 20 bin gelecek, 25 yani ben, olacak. Ben, bizde ulan dedik Allah Allah. Açıkçası. Değil mi hocam? İşte 7. haftada bir 20 bini demiştim, buluruz diye. Demiştim 7. hafta. 5. hafta demiştim ama sonra ilk 2 hafta şey yapınca evet, orayı 7. saymadık. Haftaya geldiniz. 7. hafta dedik. Ama işte bugün istediğimiz noktayız. Gelmek istediğimiz, bulunmak istediğimiz yerdeyiz. Dediğiniz gibi bugün lig bitse biz şeyiz, evet. Süper Lig'e çıkıyoruz ve buraya kolay gelmedik. Burayı korumak için herkes sorumluluk alacak. O yüzden yani o konuda hayal kırıklığına uğradığımı o söyleyebilirim. Hocam, lazım yani hocam ya. 35 bin hocam, kişilik stada... Katılıyorum ama maçın başlamasına 10-15 dakika kala o dışarının halini bir görün, çok üzülürsünüz hocam. Sıkıntılar var. Yani hocam, hoca diyor ki, bir kuyruk var hocam. O zaman biraz erken geleceğiz. İçeri yani girmek şimdi için. Belki taraftarlarımız bana kızacak. Ya hocam senin için tabii hava hoş ama işte orada yok bilet parasıydı, yol parasıydı. Ya bu sene fedakarlık yapacağız. Orada sigara içmeyeceğiz. Evet. Bir paket az içeceğiz. Aynen. Kocaeli Spor'a harcayacağız onu. Evet. Ya eziyet de çekiyorlar. Bunu hep konuşuyoruz hocam. Ya eziyet de çekeceğiz. Bu sene çekilecekse acı o eziyet çekeceğiz. Bu sene çekilecek yani. Tamam hocam. Bu sene çekilecek. Evet hocam gayet mantıklı. Sosyal medyayla yerel basın olayını karıştırmışlar. Yerel basın hocam takip ediyor. Ben yok, takip ettiğini biliyorum. Yok yok, yerel basına kendisi de her yerde söylüyor zaten. Yok yok, öyle bir şey. Daha önce öyle bir facia yaşadık burada. Evet. Daha önce teknik adam öyle bir şey yapmıştı sinirim ama öyle bir... Benim bir hocamız öyle dedi. Öyle dedi. Ben yerel dedi basın. Yerel gerçi o kızgınlıktan söylemişti ben. Ama yerel basın siz ne kadar önemli olduğunu... Siz de adamı yerden yere vurmuşsunuz ama. Ne zaman? Ya, buyur bakalım. O antrenörü. Ben hocam ben... Haberleri almış hocam. Hocam yok tahmin ediyorum öyledir. Tamam. Güzeldi bu. Ben hocama bir söyle soru tabii tabii. Hocam, orada yorumlar okuyacağım. Sezon başından bu yana hep bir çizgi belirlediniz takım için. Hep iyi bir noktaya geleceğiz dediniz ve aslında son idmanda da sormuştum ben size. Bir 10 maçlık bir namağlup serimiz var artık ve ligdeki en uzun seriye biz sahibiz ve evet. Harbiden bir hedef takımı haline geldik. Evet. Şu an Süper Lig'e çıkış konusunda evet lig bitse Eyüpspor'la beraber biz çıkıyoruz. İlk yarının sonlarına geliyoruz. İkinci yarı başlayacak. Evet. Sizin bakış açınızda bir Eyüpspor var büyük ihtimalle ama bizimle beraber Süper Lig yarışında hedef rakiplerimiz olarak kimleri görüyorsunuz? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Çorum ve Manisa'da dahil olmak Hı-hı. üzere yani sıralamaya baktığımız Hı-hı. zaman 8-9 her takım yukarı çıkabilir. Çıkabilir, evet. Çıkabilir. Evet. Muhtemelen devre arasında birçok takım çok ciddi takviyeler yapacaklar. O yüzden ki 2 sene önce küme düştüğümüzde devreyi kaçıncı bitirdi Kocaelispor? 12 miydi? 11 miydi? Yukarılardaydı hocam. Bir ara playoff hattındaydı. 11-12 idi hocam. Yani şimdi oradan nerelere geldik tabii, ya? Tabii. Futbol böyle bir oyun yani. Çok yakın. Hocam biz küme düştüğümüz sene ne oldum demeyeceksin. Playoff'la 7 yukarıda, puan vardı. Yukarıda evet. 2 maçı üstte kaybettin mi iniyorsun 7. oluyorsun. Hocam playoff'la 7 böyle. Puan vardı. Öyle i̇şte, düştüm. Evet. İşte o yüzden yani o... Çok takım var diyor hocam. Evet. Dahil olmak üzere herkes aşama kaydedip yukarıya ivme kazanıp yukarı çıkabilir. Yukarıdaki de aşağıya inebilir. Hocam, mesela Gençler Birliği'ni hiç konuşmuyorlar. Ben burada daha önce programda da söylemiştim. Sezonun ilk haftasından tabii. önce yaptığımız yani programda sen söylemiştin. Gençler Birliği hep benim bir tedirgin ediyor bir tarafımı. Çünkü evet. yani onlarda biliyorsunuz hocam köklü camia, büyük kulüp. Süper Lig'in namzet kulübü, Gediklisi. Bir an evvel dönmek istiyorlar. Gençler Birliği deyip geçme. Ön tarafına bak. Kayode, Yatabari, evet. oyuncular var ya. Evet. Yani şimdi bakıyorsun. Tabii hocam. O yüzden çok zor bir lig hocam değil mi hocam? Öyle diyebiliriz daha bu sene. Daha fazla çalışacağız. Evet. Biz şu anda ligin daha 3'te 1'i geçti. İkinci yer ayrı bir lig olacak üçte zaten. 3'te 1'i geçti. Ve tamamen olayı maç maç değerlendirip evet, her maç maçı final. Ayrı yaşayarak dolayısıyla oradan şuraya getirmek istiyorum işi. Şu anda bizim için sezonun finali Giresun maçı. O kadar ilk evet. maç. Giresun maçı.
Yani o maçı bir şampiyonluk maçı gibi, bir final maçı gibi oynayıp oradan 3 puanı almamız gerekir. Sonrasını sonra düşüneceğiz. Camiada onun üzerine söyleyeyim. Yazdığım için de söyleyeyim. Şimdi camiada genel bakış, işte ilk yarının son 3 haftası çok zorlu maçlar 3 üstte. Sanki herkes şöyle bakıyor. Giresun'la Ümran maçını kazanmışız. Bir son 3 maça bir kesim. Öyle bir anlayış da var yani bazı. Öyle bir şey yok. Halbuki çok zor maç. Dediğiniz gibi en önemli maç ilk maçtır. Hocam şeye tebessüm ettim. Final dediniz ya abi, sen o ara yorumları kontrol et. Evet. Burada Gölcük Spor'da, kentimizin takımı, 3. ligde oynuyor. Ali Beykoz Hoca var. Maradona Ali evet, diyorlardı. Biliyorum Ali. Ali Hoca benim de çok iyi sevdiğim ve Ali dostumuz. Tanışıyorlar canım. Ali Hoca ile antrenman önce ben de çok severim hocamı. Kulakları çındasın. Çok da iyi insandır. Evet. Röportaj yapacağız, demeç alacağız. Takım da playoff oynuyor. Final gibi bir maç oynayacağız. Bu maç ölüm kalım maçımız. Bir kapatın dedi ya kamerayı falan. Telefonları indirin dedi. İndirdik, kapattık. Oğlum çocukların da dedi feleği şaştı dedi ya. Her hafta final gibi maç, her hafta final değil gibi mi? Maç. Aynen. Ne yapacağız dedi. Stres baskı. Bir stres baskı. Ya, ya şimdi biz de öyle olduk hocam artık. Her maçımız öyle, daha şey şimdiden yok, başladık maç, yani. Maçta şeyde kağıt üstünde kazanılmıyor yani. Sizi, geçen evet, geçen sene evet, şey çok canlı örneğini yaşadık biz. İçeride ne maçıydı? Pazarspor maçı mı? 1-1 bitti. Evet. Yani. Düşmüş takım değil mi Pazarspor? Evet. Şokmuş takım yani, falan verdik. Şey. Veriliyor. Olur. Öyle binlerce ben sana örnek verebilirim yani. Doğru. Buca'ya ama gittik, iki penaltı kaçırdık. Evet. Öyle bir şeyle oldu. Tabii sizi o konuda ben sezon başında eleştirdiğim için burada da söyleyeyim. Siz biraz erken o şeyi söylediniz. Ya bu maç çok kritik, bu maçı kazan. Ya ikinci, üçüncü haftada böyle şeyler söylenmez diye eleştirdim sizi mesela. Öyle, doğru. Baştan söyledim. Öyle oluyor ama öyle yaşamak ama biraz gerekiyor maçları. Öyle midir diyorsun? Evet, tabii, peki, tabii. Hocam tabii, ilk yorumları okuyayım istersen. Altı numara. Numaraları çekmiştik ya. Altı numaralı kardeşimiz Faruk Ersoy. Evet, yıllardan beri özlenen tablo bu sene gerçekleşen, bu kadroda taraftarımıza çok iş düşecek. Bizler de üstümüze düşen görevi yerine getirelim. Sağımızda oynayacağız. Maçlarda tamamen dolduralım. Artık buradan dönüş yok. Sizi tekrarlamış kardeşimiz sağ olsun. İyi bir numara seçmişsin hocam. Yorum güzel. 29 numara Erol Ataş Ali Kaya'dan. Böyle bir hoca yemin ediyorum büyük şans demiş. Kocaelispor için kıymetini bilelim şeklinde değerlendirme yapmış. 41 numarada Sercan Karamak. Hayırlı yayınlar dilemiş. Güzel. Yorum yok. 55 numarada Semih Durmuş. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Takım büyük diye tabir edebileceğimiz maçta iyi oynarken daha alt düzey maçlarda etkin performans gösteremiyor. Sebebini merak ediyorum diye sor. Var mı öyle bir şey hocam? Buna bir cevap hocam verir misin? Hocam ona şöyle demişti. Biz bize top oynamak isteyen takıma daha iyi top oynarız. Evet. Bizi bozmaya çalışıyorlar kötü takıma. Oynamak da zor oluyor gibisine konuşmuştu hocam. Ya şey haklı bir defa. Her maçı aynı oynamak zorundasın yani. Evet. Şimdi mesela Göztepe maçını ben evet, Göztepe maçından sonra oyuncularımıza şunu dedim. Ya bundan daha zor bir deplasman var mı? Yok. Yok. Aşağı yukarı. Böyle bir atmosferde bu mücadeleyi veriyorsunuz, bu oyunu oynuyorsanız, direkten dönen top, işte kaçan pozisyonlar, rakibe çok fazla pozisyon vermemişiz. Böyle bir maçı oynadıktan sonra bizim kötü oynama lüksümüz yok artık yani. Biz evet, biz böyle bir atmosferde bunu yapıyorsak o zaman her yerde her şeyi yapmamız lazım. Aynen yani, öyle doğru. Hocam. Aynısını söylemiştim. Önceki puan kaybından sonra söylediğiniz şey çok önemliydi. Bizim önümüzde çok büyük fırsat var dediniz. Göztepe evet, maçımız var. O da çok değerliydi doğru, mesela. Göztepe maçını kazanmak gibi. Evet. Harika. 67 numaralı kardeşimiz Meriç Korap. Şampiyon olarak olana kadar biz varız. Ölene kadar oynayın, ölene kadar diye mesaj göndermiş. Ve 81 numara Zonguldak'tan bu çıktı işte. Zonguldak'tan bu çıktı hocam. O da bir besteci. 81 biliyorsun, numara Gökmen Demirel bizim meslektaş kardeşimiz. Gökmen bak şanslı kardeşimizmiş. Herkese selamlar. Ertuğrul hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Yolun sonu Süper Lig. 1995 senesinde İsmet Paşa'sında uzaktan attığı mükemmel friki golünü hatırlıyor mu diye sormuş. Hatırlıyorum. Hatırlarsın. Kalede Stingaçu vardı. Stingaçu 95'li yıllarda o vardı evet. O vardı değil mi? Yanımda. Orada. 90 o yıllar oydu galiba yanımda. 95. Gökhan tabii, kurtar beni. 95'te olabilir hocam. Şu an emin değilim. Evet. Bizim Mehmet Açık olsa hemen söyler onu da. Anında Murat abi yazar şimdi. Murat abi de yazar. O var değil mi? Tabii Stingaçu var. 95'te Mustafa Denizli çalışıyordu bildiğim kadarıyla. Mustafa evet, Denizli olması lazım.
Ama hatırlıyor. Dün gibi hatırlıyor sevgili hocam. Hocam Gökmen dedi hatırladım. Ya gazete, o babası da gazeteciydi. Evet Emin abi, Emin Demirel, o da babası da gazeteci. Gökmen'e bir saydırıyorlar Göztepe deplasmanında. Benle Gökmen ikimiz yan yanayız. İkimizi dümdüz ettiler tribünden. Bir şey söyleyeceğim. Sizde forma falan mı var? Yok. Bak nasıl biliyor? Yok. Aşağı yukarı. Dani korner atmaya geliyor ya. Gökmen evet. Alkışlıyor. Hadi diyor olacak. Yani sizin hareketlerine de öte kendinize hakim olamıyorsunuz. Benim de diyor, ben oluyorum da. Benim de çantam şey, Kocaeli Spor arması var. Hocam çantamda. 123. O Dani'yi alkışlıyor diye zılgıtı yedi. Ahmet söyleyeceğim. Benim de çantamda Kocaeli Spor arması var. Onu görünce tabii işi uyandılar. Gökmen çok heyecanlı bir kardeşimiz. İyi bir Kocaeli sporlu. Çocukluğundan beri Kocaeli sporlu. Selam olsun Gökmen. Kulaklarını çınlattın bak kardeşim. Selamlar olsun. Canlı da 123'müş şu anda. Şu an hocam, toplamda 220 yorumla Topağlar'dan 220, rekorunu kırdık. Bak ben bugün 250 falan olur demiştim. Demek ki yaklaşmışım. Biraz daha devam edecek. Hocam 123'e kadar, birden 23'e kadar. Bir 5 tane de buradan alalım. Onlar da birden okuyalım. 123'e kadar. Birden 123'e evet, kadar. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Birden 23'e kadar. Evet hocam. Aynı rakamları söylemezsin herhalde. 9. Onu da o formayı da giydik. Tamam. Hocam 9 benim uğurlu rakamım. Tamam o zaman. Evet hocam. Teşekkür ederim. Gökhan bir tane sen söyle. Gökhan söyle bir tane. Hadi değişik olsun. Söyleyeyim. 9. Ben de 19 değil. Tamam. Daha sen 60 olur. Memlekete Tokat'a selam olsun. 60 hocam. Ulan ben de 58 deseydim. Ben 58 yap benimkisini abi. 58. Ben de Sivaslıyım ama. Birden kaça kadar? 123 hocam. Biraz yukarıdan da o söyleyin zaman, ya. 58 mi? 58. Muhammed 58. 9 58 60. Cumhuriyetimizin 100. yılına 100. yıl. 100 tamam. 100 diyelim. 100. yıl. Bir tane daha söyleyelim hocam. Vaktimiz olursa devam ederiz evet. Ama. Kocaeli Spor'un kaçıncı yılı? Hocam 66, 57. 66, 57. 57. Yani 100'den yukarıda söyleyelim ya değil mi? Bir söyle hocam, evet. Bilmiyorum sen bilirsin. 115. Yani. Oldu, 115. Muhammed 115. Bunları şey yap, bunları da okuyalım. Sevgili... Abi ben unutmadan bir şey söylemem söyle, gerekiyor. Tabii. Cuma günü... Ne var Cuma günü? Öğretmenler evet. Günü. Annemin, babamın evet. Ellerinden öpüyorum. Öğretmenler günlerini kutluyorum. Bugün sen 23 baş... değil mi? Bugün 22. Yarın 23 hocam, öbür gün. O zaman... Ben de Gökhan abiden aldığım pasta. Niye siz program bitirdiniz ki? Çıkacak mı? Yok. Hocam başta aklımızda yok. Öğretmenler günü kutlayalım sonra. Ne ayak yani? Başta anne babam. Bitirmedik ya. Ben daha unutuyorum buradayız. Ya. Aynen. Öğretmenler günü. Ben de buraya not aldım. Ben de beden eğitimi öğretmeniyim. Hocamın da öğretmenler günü olsun. Ben de rahmetli dedem, halam ve annemin öğretmenler gününü kutlayayım. Hocam öğretmenlik yapmadınız ama. Yaptınız mı? Yapmadım işte. Şimdi yapıyor işte ya. Evet. İşte tabii doğru. Yok. Okulla hayatımı söyledim ben. Anlatmakla geçiyor. Ne kadar öğretebiliyoruz? Öğretiyorsunuz ki orası. Bu kadar başarılı olmuşsunuz hocam. Hepsinin tüm öğretmenlerimizin, tüm evet. Eğitimcilerimizin bu değerli günü kutlu olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bizim ailede her ailede öğretmen var hocam zaten. Kalbimizin en derin yerinden sana destek veriyoruz. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Evet hocam şeyi de sorayım. Türkiye Kupası başlayacak. 5 Aralık'ta Alanyaspor. Deplasmana evet. Gidiyoruz. Kocaeli Spor'un kupaya bakışı nedir? Yönetim bu konuda size bir şey söyledi mi? Çünkü biraz da kulüp stratejisidir de bu şeyler. Evet, bir konuşmanız oldu mu? İddialı mıyız? İyi takımla mı çıkacağız? Tabii, nedir? Benim bu şahsım daha 5'ine kadar tabii zamanımız var. Tamam. Ama, nedir hocam? Çok zorlu bir yolculuk içerisindeyiz biz. Doğru. Hani kupada şöyle bir şey olsa alt elemelerde kulübün böyle ciddi anlamda bir ekonomik girdisi olsa evet. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim diyeceğim ama öyle bir durum da yok. Öyle de bir durum yok maalesef. O yüzden Alanya maçında daha böyle beklentimiz olan ama şans veremediğimiz ligde şans veremedi. Onlara da böyle bir fırsat verme şansını biz de kullanmak istiyoruz. Arkadaşlarımız da inşallah kullanırsa hani gelecek açısından böyle bize farklı böyle kapılar açabilecek, evet. Farklı mesajlar verebilecek evet. Oyuncularımız olabilir. Evet. Onu da görme açısından böyle biraz dengeli bir kadroyla takımla çıkmak bilmiyorum istiyorum. Belki abartıyorum hocam ama belki oradaki oyun, skordan sonra devre arası transfer politikası bile etkilenebilir. Olabilir. Doğru. Bazı oyuncular şans bulacağı için dediği gibi. Yani hakikaten şu anda takım iyi gidiyor. İşte 10 haftadır kaybetmiyoruz. Evet.
çok iyi durumda olan arkadaşlarımız var. Onlara görev veremiyoruz. bu bizim için bir sıkıntı şu anda. Yani o çocukların oradaki, Allah razı olsun hepsinden. Yani oynatmıyoruz, kadroya almıyoruz ve bir tanesi böyle suratını asmıyor. Antrenmanda bir tanesinin temposu düşmüyor. O yüzden hakikaten çok şanslıyız yani biz. Evet hocam. Ve o çocukların emeğine saygı olarak da onlara bir şans vermemiz gerekiyor. Doğru. Kupa İnşallah. Bunun için iyi bir şey, alternatif. Ki onlar da iyi oyuncular, turu da getirebilirler. Evet. Emrah Köse, Ömerovic olması lazım diye mesaj atmış hocam 95. Bence Stingaccio. Stingaccio diyorsun. Ya bir emin, bir bakalım ona ya. Muhammed, kim? Sen bulursun. Kim? Buldun mu? Samsun. Evet, 90 onu bilmiyoruz o kadar. Emrah 1-0 diyor. 95-96 1-1 bitmiş olması lazım. 1-1 miydi hocam? Buradaki maç. Emrah Köse de iyi bilir ama. Kim? Emrah Köse de iyi bilir. Hoca iddia ediyor, ne yapayım adam? 94-96 kime gol attığını bilmiyor mu? 95-96 mı? Ne diyor? Kimdi diyor, hatırlamıyor hocam. 94-95 olması lazım dedi ya Gökhan'cığım. Sen duymadın galiba. Stingaccio olması lazım yani. Dedi. Yani. Kesin Stingaccio'dur demiyor diyorum kesin ben. Kesin demiyor da öyle şey yapıyor. Aklında o kalmış. Bence Stingaccio. En iyisini gol atan bilir diye düşünüyorum. Bir baksana arkadaşlar tekrar. Alper Boğuşlu diye mesaj geldi. Hakikaten mi? Alper Boğuşlu diye mesaj var geldi. Var mı? Alper Boğuşlu olabilir mi hocam? Yok, 95'te kim vardı ya? Bulamadım mı? 96-97'ye bakalım. 1-1 biten maça bakın. Attılar abi, geldi. Geldi mi? Dur bakalım hadi. Bulmuşlar abi. Hadi bakalım. Merakla bekliyoruz. 1-1. 1-1 evet. Evet, 18. dakikada Ertuğrul hocam atmış. Evet, o 44. Gol. Dakikada Nuri Çolak hocam atmış. 1-1 bitmiş. Bizim kalecimiz de Alper Boğuşlu'ymuş. Vay anasını. Hocam Alper'miş ya. Sürprizi görüyor musun? Alper Boğuşlu. Bu arada evet. Muhammed Emre Cüce itiraz ediyor. Abi 81. yorum benimkiydi galiba diyor. Yok. Sevgili Ömerovic yedekmiş. Ha, yedek o yedek olabilir. Ömerovic miymiş yedek? Yedekmiş hocam Ömer. Nasıl yedek olur Alper? Vay be, Dobrovski Ömerovic var. Varken Ömerovic oynar. Emin misin? Evren abi var. Bir şey Dobrovski mi vardı acaba? Var. Bir şey vardır herhalde. Allah Allah. Enteresan bir şey. Mirkoviç var. Osman abi var. Emre'cim şeyle tabii gönderi, benim gönderi sayfamla canlı yayın farklı. Şimdi canlı yayındakileri şey yaptık. Abi, sen işleri iyice karıştırdın vallahi var ya şimdi. Hocam itiraz edenler var işte. Evet. 81 benim. Vara diyor. Gidiyoruz evet. Bu şekilde. Senin adamın burada Muhammed, o bakıyor. Bir daha şimdi baştan mı başlayacağız? Emre bana yok, da yazmış. Başka yerden. Yok. Bana da yazmış. Emre diyor ki 81 benim yorumum daha burada. Eyvah. Ona iyi baktır diyor. Emre'ciye selam olsun. Topağlarla panorama yapılsa demek ki haftanın gündemi bu olacak. Aynen. Hocam Odur Meydanı'yla ilgili, taraftarla ilgili söyledin, güzel şeyler evet, söyledin. Evet, tabii doğru, bir hayal kırıklığından da var, onu da mesaj vermen ya önemli. Şöyle, bizim 35 kişili statta 10 bin kişi oynuyoruz. Tabii yani olmaz. Bizim, şimdi mesela 10 bin kişi bile orada çok aslında güzel, tamamen aslında böyle ambiyans. Maça odaklandığı zaman müthiş. Aslında çok güzel bir ambiyans ve atmosfer oluşturuyor. Bence de. Ama şöyle tabii yani orada 25 bin kişiye, olsa nasıl 30 olacak? Bin kişiye oynadığımızı düşünsek, gelen rakiplerin ki ayakları titrer orada. Vallahi tabii öyle ki. Doğru söylüyorsun. Ve hakemler de çok rahat aleyhimize karar veremez. Bravo. Tabii. O yüzden yani biz şu anda dolu tribünlerin, o coşkulu atmosferin evet, avantajını tamam, taraftarımız destek bize veriyor. Allah razı olsun stada gelenlerden. Ama 35 bin kişilik statta da en azından bir 25 bini falan değil bulmak mi lazım. En azından 20 bini geçmek lazım evet, hocam diye düşünüyorum. Hodur Meydan İnşallah tabii. Ümraniye maçı. Ümraniye maçı mı hocam? Kaç evet, bekliyorsunuz hocam? Ben şimdi rakam bu söylemeyeyim çünkü Giresun maçıyla da biraz ilgili değil mi hocam sonuç evet, oradaki sonuç. İnşallah Giresun'u kazanıp Ümraniye maçında. Kaç kişi hocam? Biraz düşün, hedefi biraz düşürdün. Yukarıdan bakıyorsunuz biraz. Yok, hedefi onu düşürdüm derken yani. Taraftar sayısı hedefini dolu hocam. Dolu tribünden işte 10 bin gelince mecburen düşürüyorsun yani orada. Kaç yüzden, diyelim hocam? O yüzden. Ümraniye maçını 15 mi hocam? Yani şöyle Ümraniye'yi 15 ile 20 arasında yapalım. Hadi biz de yapalım. Biz de yavaş yavaş biraz dengeli tabii, çıkalım. Tabii, doğru. 15 ile 20 arası hocam bekliyor inşallah. Tabii Giresun'da önce kazanmak gerekiyor. Evet. Giresun maçı ile ilgili de açıklamalarınız, o da bir kesimde tepkiyle karşılandı. Şöyle ki hocam, onunla ilgili yorum yaptım. Şimdi zor maç. Rakibin son haftalarda çıkışı var. Genç koşan bir takım. Doğal olarak böyle bir açıklama yaptınız. Evet.
Bir tanesi şey yazmış. Yani onlar bizden iyi takım. Bir puan orada iyidir diye deseydin diye biraz şey kinaye yapmışlar. Böyle bakanlar da var ne yazık ki ama biraz da tabii ki rakibe de saygılı olmak gerekiyor bence. Ya tabii onlar hem rakibe şey, saygı. Şimdi herkesin fikrine saygım var. Başka tabii ona saygı. Orası şey değil ama yani mesela onlar bir pencereden bakıyorsa bir pencereden bakıyor. Biz 10 pencereden bakıyoruz. Yani doğru. Biz 10 tane dengeyi kollamak ve gözetlemek zorundayız. Doğru. Yani maçlara da herkes böyle bir pencereden bakarken biz mesela bir oyuncu değişikliğinde 10 tane oradaki aksiyonu ve sonraki dakikalarda gelişecek olayları, maçın içerisindeki gelişecek olayları, rakibin yapacağı hamleleri bile düşünerek doğru. O türlü oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Aynen. Dolayısıyla yani ben herkesin görüşüne saygı duyarken tabii bazen hani katılmadığımı da tabii canım katılmak zorunda değil. Nazik bir şekilde söylemek istiyorum. Giresun aslında hocam yani bu ligde yani Süper Lig'de oynamış bir takım. Transfer yasağı olmasına rağmen fena bir kadrosu da yok. Genç takım çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Böyle takımlar bozuyorlar. Evet. Bozuyorlar. Bundan önceki maçta yanılmıyorsam Erzurum'u yendiler. Evet, içeride. Erzurum'u yendiler. Doğru. İçeride bir galibiyet elde ettiler. Küme düşme potasındalar. Doğru. Oradan çıkmak isteyecekler. Yani onların da maça motive olmak için, canla başla oynamak için çok sebepleri var. Var tabii, doğru. Yani aynen. Biraz evvel de Pazar Spor örneğini de verdik biz. Doğru. Yani bunlar yaşanırken bu maçı rahat alırız demek bence öyle, şeydir yani. İlave etmiş o, ezer geçeriz demen lazım diye yazmış. Giresun kim? Ezer geçeriz. Bizim bir hoca vardı eski geçmişten. Aklıma o geldi. O hafta kolay bir maçımız vardı hocam bizim. Dedi ki ne olur maç falan diye. Şöyle yapmıştı. İsmini vermeyeyim böyle yaptı. On olur dedi. Gittik küme düşmüş. Takımla beraber kaldık mesela. Böyle çok örnek vardır. Rakibi hafife almakla falan. Ya, neler var yani, ya. Dolayısıyla bütün rakipleri. Bu bir de futbol enteresan bir şey. Öyle bir sürprizi var ki. İşte sen de örnek verdin. O kadar çok örnek olayı var ki pazar. Olayı ciddiye almadığın zaman. Ciddiye almanın zaman. Rehavete kapıldığın zaman. Futbol tarihine bak şöyle. Çok. Ne canlı örnekler o var. O kadar çok var ki hocam. Bizde de var yani. Kocaspor tarihinde de var. Futbol bir rehaveti affetmez. Evet. Bir de merhameti. Merhamet ya değil mi? Acınacak duruma düşürsün. Acınmayacaksın. Bir maçı, ben bu maçı çok rahat kazanırım. Ya bu maçta fark atarız demek bence futbola saygısızlık etmektir. O yüzden futbola. O yüzden topun canı var hocam. O yüzden o top girmez. Evet. Çok futbolun içinde olan insanların söyleyeceği sözler değil yani. Bazı yolları göremiyor herhalde Muhammed. Onunla bir şey yapsana, kontak kursana. Tamam. Senin paylaşımda canlı da 30 yorum görüyorum diyor. Canlı linkini alıp internet arayıcısından açman lazım. Sen bak olmazsa o konuda sana bir şey yapalım. Hocam yavaş yavaş gideriz finale doğru. Ne soralım? Var mı aklınızda bir şey arkadaşlar? Sorulmadık bir şey kalmasın. Taraftarlar sorulmadık bir şey kalmasın. Her şeyi konuşalım bu akşam. Yorumlar evet. Kontrol ediliyor değil mi şu an? Kontrol ediliyor yorumlar. Benim yorumlar aslında okuyacak. Bir sorum daha vardı. Sor hemen. Kazım bir devam ediyoruz. Şimdi hocam kiralık giden futbolcularımız var. Burada önemlisi taraftarlarımız kiralık giden futbolcuların teknik heyet gözündeki durumunu da çok merak ediyorlar. Evet. Bunların takibiyle alakalı nasıl bir çalışma izliyorsunuz? Şimdi bize verdiğiniz açıklamalarda sizin kendiniz yani hem kendi maç tempomuzdan kaynaklı hem de şeylerden kaynaklı takip edemediğinizi söylemiştiniz ama onlardan gelen raporlar hakkında ya da şu anki gelen durumla alakalı görüşleriniz nelerdir kiralık futbolcularla yani alakalı? Komitesinde antrenör arkadaşlarımız var. Hı-hı. Onlar gerekli takibatı yapıyorlar. Bu hafta özellikle Zonguldak Spor'daki oyuncularımız Serhat'la Fatih. Serhat'la Fatih haberini yaptık hocam. Birer tane gol attılar. Evet. Takımın attığı golün yarısından fazlasında ikisi var. Evet, evet. Yani Onur Öztonga, o da iyi gidiyor. Onur'la da ne zaman beraberdik Hayrettin abi, dün mü? Evet, dünlük. Dün de Onur Öztonga ile beraberdik. O da bu şekilde o zaman. Ben de, tamam yani ben de aldığım notlu soruların hepsini tamamlamışım. Evet hocam, yavaş yavaş toparlayalım, çıkalım. O yorumları okuyalım ama. En son tabii, sen, tabii yorum gönderen kardeşlerimize de
şey yapacaksın. Tabii hocam sen diğer programları da biraz takip etmeye çalıştım. Çok hepsini takip etmedim bilerek yani etkilenmeyelim diye. Evet. Ama belli bölümlerini izledim. Hepsinde tabii belli bir teşekkür mesajlarınız oldu. Evet, evet. Burada da bir kısmını yaptınız aslında. Bir kısmını yaptım. Bir daha yapayım. İstiyorsanız. Çünkü hakikaten yapmak da lazım bu camiaya. Yapmak lazım. Evet. Emek harcayan insanların evet. emeğine saygı İyi göstermek. İyi de hakkını verelim yüklerin. Evet. Onore etmek lazım. Evet. Teşvik etmek lazım. Bence de. Başta herhalde Büyükşehir Belediye Başkanımız. Veya validen başlayalım. Valimiz tabii ki. Seddar Yavuz. Başkanımızla da ziyaret Valimiz ettik. De çok ilgili değil Gerçekten mi? Gerçekten ilgili ve hem de gelecekle alakalı çok güzel mesajlar ve kapılar açtı bize. Yasağın kalkması için de çok uğraştı. Evet. Çok evet. Kendisine Seddar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii Tahir Başkan bizim her şeyimiz, lokomotifimiz. Sizin Tahir Başkan'la daha önce tanışıklığınız var mıydı? Yok. Yok, değil mi? Burada evet, tanıştık. Burada tanıştık. Ama kendisinden çok güzel bir elektrik aldık. O da çok iyi bir Kocaeli Spor'du. Çok samimi bir sefer. Çok samimi. Ve Kocaeli Spor'un başarısı için canla başla uğraşıyor. Yani yapabileceği her şeyi yapıyor diyebiliriz. Yine Şener Başkan, biliyorsunuz biz şu anda onun misafiriyiz tesislerde. Evet. O da yani bir sıkıntımız olduğu zaman inanın yani böyle hemen bakıyorsunuz 10 dakikada gelmiş ekipler hızır gelmiş, gibi yetişiyor. Şey çalışanlar bir bakmışız hemen şeyi göndermiş. Allah razı olsun yani bizim başarımız için çok çok fedakarlık yapıyorlar. Ana sponsorumuz tabii Yıldız evet. Entegre. Bizim ekonomik anlamda ciddi anlamda yükümüzü üstleniyor. Diğer sponsorlarımız hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Yani bizim tabii burada olmamıza vesile olan Engin Başkan, yöneticilerimiz, onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür Mithat Bey'e çünkü bu süreci gerçekten çok iyi yönetti ve çok bize destek oluyor. Teknik kadrodaki arkadaşlarımız zaten onlar bizim can dostlarımız, zaten. Kader arkadaşlarımız. Onlara ayrı bir teşekkür lazım. Personelimiz ki bizim o da tesislerdeki oradaki lokomotiflerimiz onlar. Tabii. Her şeyimiz diyebiliriz. Yani onların ellerine bakıyoruz işte. Yemeğimiz orada, suyumuz orada, yatağımız orada. Diğer bütün noktalarda bize destek oluyorlar. Kapıdan dışarı çıkalım. Testlerden çıkmayalım. Hocam. Oyuncularımıza tabii bence tabii alkışın en büyüğü oyuncularımıza. Başrol oyuncular onlar. Onlar bu işi yaparlarsa biz başarılı olacağız. Aynen öyle. Anlattıklarımızı, gösterdiklerimizi, uyguladıkları ölçüde maçları kazanacağız. Ama gerçekten çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Bir defa transferdeki birinci kriterimiz karakterli olmaları, insani değeri yüksek seviyede oyuncular olması. Profesyonelliği üst seviyede yaşamaları. O yüzden tanıdığın oyuncuları tercih ettin değil mi? Pek çoğu tanıdık bildiğin. Tabii ki yani şöyle geçmişte çalışıp da bu noktada bizi tatmin eden oyuncu varsa onlarla devam etmek. Eğer alabiliyorsak onları almak. Bundan sonraki süreçteki amacımız da o olacak. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gelelim tabii şehrin gerçekten öncelikli ve özellikli dinamikleri var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yerel medya bizim için çok önemli. Takımın motivasyonu, moralinin yukarıya çekilmesi, yapılan hatalar varsa onların, göremediğimiz bir şeyler varsa onların tespiti ve bizi incitmeyecek şekilde sunulması, ayrıca camianın, taraftarın belli noktalarda yönlendirilmesi, teşvik edilmesi açısından sizlere çok ihtiyacımız var. Çok da önemli görevler düşüyor. Başarılı olacaksak burada sizin de çok payınız olacak. Başarısızlıkta da Allah muhafaza. Fatura bize kesilecek. Evet. Ki onu düşünmek istemiyoruz zaten. Olmayacak. Ve gelelim tabii taraftarlarımıza. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar olduğu gibi en büyük gücümüz ve destekçimiz
Onlar doğru. olacak. Doğru. Ama yine özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Onlardan da fedakarlık istiyoruz. Evet. Yani daha fazla sayıda taraftarımızın statta olmasını istiyoruz. Çünkü onlarla maçlarımız daha keyifli oluyor ve biraz evvel söylediğimiz bir nokta var ki Kocaeli stadının tam bir deplasman havasına bürünmesi için orada daha coşkulu bir ortama bizim ihtiyacımız var. O yüzden biz inşallah bundan sonra yine maçlarımızı kazanmaya devam edeceğiz. Onların da artık her geçen gün her maçta sayıyı arttırarak maçlara gelmesini istiyoruz. Maçlarda da maçın başlangıç düdüğünden ki birçok maçta öyle oldu. Maçın başlangıç düdüğüyle beraber o coşkuyu sahaya yansıtmaları, oyuncularımıza hissettirmeleri maçların başlangıcı tabii bizim sonraki dakikaların da olumlu geçmesi açısından çok önemli. Oralarda bize destek olsunlar. Zaman zaman kızacaklar, sinirlenecekler ama oyun oynanırken lütfen oyuncularımıza onların moralini bozacak, motivasyonunu düşürecek söylemlerde bulunmamalarını istiyorum ben. Maçtan sonra yine kontrollü bir şekilde yapabilirler. Ve yine söylüyorum, onlarla biz daha güçlüyüz. Onların coşkusuyla daha keyifliyiz. Onun için 12. adam. Onlarla, onların bize vereceği güçle, moralle, motivasyonla maçlarımız daha güzel geçecek. O yüzden taraftarımızdan bugüne kadar olduğu gibi yine desteklerini istiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Ve inşallah sezon sonunda Süper Lig'e çıktığımız zaman şunu böyle çok samimiyetle söylemek istiyorum. Bu başarıda öne çıkan bir kahraman varsa o da taraftarımız demek istiyorum. Evet. Sonrasında sada gelemeyip de gönülden bizi destekleyen evet. insanlar da var. Var tabii canım. İşte oradan dualarıyla bizi destekleyenler, işte güzel mesajlarını ileten insanlar Benim var. Benim babam sabah i̇nanın, akşam ediyor hocam. İnanın mesela maçları oynadıktan sonra dünyanın dört bir yanından bize mesaj geliyor. Amerika'dan arkadaşımız mesaj gönderiyor, İngiltere'den gönderiyor, Finlandiya'dan gönderiyor, Japonya'dan gönderiyor, Azerbaycan'dan, İran'dan. Ne güzel. Yani dünyanın her yerinden şey yapıyor işte, müsait zamanda gösteririm. Böyle güzel dileklerini ve tebriklerini ileten insanlar var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yine Aylettin abi senin biraz evvel hatırlattığın, ben mottoyla son sözümü söylemek istiyorum. Söyleme, biraz daha konuşacağız. Yani son sözünü sakla. şu en son yaptığın açıklamada o da konuştu, tartışıldı. Onu da soralım. Bizim Uğur Hoca da yazmış. Önümüzdeki yılı Süper Lig'e göre bir takım yapıyoruz. Dolayısıyla orada oynayacak mevcut kadroda çok sayıda oyuncu var. Öyle bir şey mi söylediniz? Öyle bir algı oluşmuş. İHA'daki İHA'ya mı yaptınız? Sizin öyle bir ifade tam olarak var. Nedir yani? Kadro yani Süper Lig'e Süper Lig'de de oynayabilecek bir kadro kurmaya çalışıyorum öyle bir şey mi söyledi? Gibi ona da bir tepki öyle var. Bir yani mana kaç tanesi yani. Oynayabilir gibi falan bir eleştiri de var da o konuda bir şey söylemek ister misin? Burada geçen seneki hocamız bu takımın hepsi oynar ligde kalır demişti. Demişti mesela o da evet. çok eleştiri almıştı. Kimse sizin öyle bir söyleminiz var mı? Önce onu söyleyeyim. Şöyle biz yaptığımız transferlerde işte gelecekte de faydalanabileceğimiz özellikle devre arası transferinde ona dikkat edeceksiniz. Eğer para vereceksek önümüzdeki sezonda faydalanabileceğimiz oyuncular olmasına dikkat ediyoruz diye şey söylemişimdir. Evet. Bir daha tekrar ediyorum yani bunu. Evet. Özellikle devre arasında mevcut kadroda mutlaka size göre ki. Oynayacak var yani. Zaten oyuncular var. Bir şöyle bir baktığımız zaman şimdi burada mevcut kadroda geçen sene de burada olan oyuncular var. Evet. Şimdi onların ne kadar gelişme kaydettiğini hep beraber görüyoruz. Gördük tabii canım. Yani bu dakika oynayamaz. Yani birincilik için diyorum. Evet. Ya bunun bu takımda ne işi var denilen oyuncular bugün oynuyor. Takımda oynuyorlar. Oynuyorlar evet. Ve birçok insan ya bu oyuncu neydi? İşte ne hale gelmiş? Evet. Bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ya da işte ne kadar gelişme kaydetmişi de bu kadrodan da öyle oyuncular çıkacak diyorsun. Tabii. Hayır, sezon sonuna kadar. Bu oyuncular kendilerini geliştirecekler. Daha iyi seviyeye gelecekler. Doğru. Bir bakmışsınız sezon sonunda herkesin böyle burun kıvırdığı, oyuncular, ya bundan bir şey olmaz dediği oyuncu
çok daha farklı bir seviyeye gelmiş olduğunu herkes görecek. O zaman zaten ara transfer devrede edecek. Buraya gelecek oyuncu bu takım Süper Lig'e çıkıyor diye gelecek. Evet, evet, o da var tabii. Evet. Hocam devre arası transferle ilgili bir sayısal falan bir şey var mıdır? Sayısal bir şeyimiz yok herhalde ama. Yok. Şu ama transfer yapılacak bildiğimiz kadarıyla. Şu anda onu da konuşmayalım. Herkes iyi bilsin ki yani onlar ne kadar istiyorlarsa biz de en az onlar kadar bu takımın daha iyi seviyeye gelmesini ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmasını istiyoruz. Ve her şeyin de farkındayız. Takımda hangi bölgelere ihtiyacımız var, evet, ne kadar oyuncu ihtiyacımız var, bunu da farkındayız. Bu konuda çalışmalarımız da başladı, devam ediyor, görüşmeler de var. Transferle alakalı sadece bu kadarını çok söyleyeyim. Çok fazla detaya girmek yok çünkü evet, dediği ben gibi. Ben de tek bir cümle söyleyebilirim transfer. Söyle. Bence çok mutlu olacaklar. Diyeyim o kadar. Senin bildiğin bazı şeyler var o zaman. Bildiğim birkaç şeyler. Daha... Söyle de biz de bilelim bari. Ya zaten bizim... hocam onu söyledim. Tacım sen yorumları oku istersen. Biz de basından daha hazır mı? Hocam şu son yorumları da okuyalım. Ben bu verdiğimiz sayılar istinaden müsaadenle bir inisiyatif daha alarak 7 numaralı yorumu da okumak istiyorum. Özel kardeş şey, takımımız Antalya Spor'un plakası 7, onlara da selam olsun burada. Olur tamam, Antalya'ya selam aynen olsun. Aynen. 7 numaralı yorumda İbrahim Zengin hayırlı yayınlar. Ertuğrul Sağlam bizim Süper Lig çıkış anahtarımız olarak görüyorum. Büyük şansımız hocamız başarıları daim olsun demiş. Evet. 9 numarada Timuçin Kahya. Ertuğrul hocamız duruşuyla güven veriyor. Kıymetini bilelim. Kendisi de zaten Kocaelispor'un değerinin farkındadır. Hocamıza ve Kocaelispor'umuza başarılar diliyorum demiş. 58 numarada Mesut Turgut. Süper Lig'e çıkınca bir daha düşmemek için temeli nasıl atarsınız hocam? Süper Lig'de transfer yapılacak mı? Demiş zaten az önce de burada bu cevap konuya verdi, değindik. Cevap verdi. 60. yorum. Sizlerin çok yakından tanıdığı bir isim Emre Kurtbay. Aa bizim Emre. Evet iyi yayınlar diliyorum. Bursa'dan selamlar. Emre'yi şampiyon... hoca da tanır ya. Bizim gazeteci. Sen evet Emre'yi biliyorsun işte. Bizim yabancı gelmiyorsun. Tanıtırın ya Bursa'da. Şampiyon hocamız Kocaelispor'u da hak ettiği yerlere getirecektir. Hem Kocaelispor'a hem de Ertuğrul hocama yürekten başarılar eyvallah diliyorum demiş. Emre'cim sağ olasın. 60. yorum Abdullah Kadayıf. Emre hocam Kocaelispor'u şampiyon yap heykelini dikelim demiş. Ve 100. yorumumuz. Heykel istemiyor hocam. İstemiyor. Evet. 100. yorumumuzda Ertuğrul Sağlam yıllar sonra Kocaelispor'a gelmiş. İsmi ne adamın? Engin Akbaba. Ertuğrul Sağlam yıllar sonra Kocaelispor'a gelmiş. En doğru isimdir. Bilgisiyle, duruşuyla Kocaelispor'a çok yakışıyor demiş. Bir dakika. Buradan 115. yorum da yüklenecekti. Hemen onu da al. Hemen. Yani haksızlık yapmayalım. Aynen. Bu akşam adaletli olmaya hocam zaten adaletliyle biliniyor. Bu akşam da doğal olarak biz bir şey yapmadık. Sen kuradan çektin. Söyledin rakamları. Kimse bize niye böyle yaptın da diyemez. Ya mutlaka hadi. Çok daha güzel mesajlar, çok vardır, daha vardır. Destek mesajları evet, vardır. Onları biz okuyoruz zaten hocam. Hakkını helal etsinler. Hakkını helal etsinler. 115. yorum Mevlüt Ağra iyi yayınlar. Ertuğrul hocama bu takıma şampiyon yapacak nasipse demiş. Mevlüt'e bak nasıl şanslı Mevlüt adam abi, selamlar. Ya. Nasıl ya. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı. Evet, Mevlüt Ağra'yı da tanır evet, mutlaka evet, tanırız. Birazcık iyi bir adam. Teknik handikap yaşadık yorumları sayarken ama elimizden geleni yaptık. Sen şimdi son olarak tabii yorum gönder isimleri en azından çocuklara onur etme. Tamam. Bu arada sen şeyi hallettin mi kura işi? Hepsi hazır orada. Hazır mı? Yani herkese attı mı? Devre arasına girerken attık ondan sonrası... Şey yok hayatın abi biliyorsun yeni gelen birkaç yorumumuz dur hocam, daha var. Dur hocam bekle onları da atalım haksızlık yapmayalım şey yapalım sen onlara da bak isimlerini yaz hocam, atalım. Hocam şampiyonluğu nerede kutlayacağız diye sordunuz ya evet, Fethiye, Fethiye Caddesi'nde dedi, evet. Şey, ismini vermeyeceğim kardeşimin. Onları da at hemen. Bu birkaç sezon önce dur. Bir futbolcu bu. Kardeşim evet. Antrenmandan sonra abi bir şey soracağım geldi. Abi dedi Fethiye'de şampiyonluk. Ne alaka? Fethiye yok dedi bizim ligde grupta falan. Muğla Fethiye diye anlamış tabii. Muğla Fethiye dedim, diye. Fethiye Caddesi. Bizim Fethiye Caddesi'ni bilmiyor. Normaldir ulan, o. Ulan Fethiye de yok abi diyor. Biz Fethiye'ye de gitme diye. Bir şey mi var diyor Fethiye ile alakalı. Sen Bodrum dersen o da Fethiye der. Yani. Öyle der. Abi, Bodrum dersen bulabildin değil mi? Buldum abi. Hocam son olarak kurallarımızı en son bir şey söyleyeceksin orada bitireceğiz. Aklınızda değil mi? Evet. Ben sizi şey yaptım. Hep aklımızda. Ama Hayrettin abi ben Bodrum'u ama niye söyledim biliyorsun. Neden? Bodrum maçında ikinci maçtan sonra izin alacağım. Süper Lig'e çıkacağız. Ha, izine çıkacağım. Bunu benim şeyim o hayalim öyle. Dün idmana giderken İnşallah. O zaman paylaştırdım evet, galiba abi. Evet. Biz her idmana giderken Gökhan abiyle böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz. Şöyle mi olsa böyle mi olsa diye. Dün paylaştı bir tüylerim diken diken olmadı değil yani. Evet. Hayrettin abi bu da son yorum. Hocam biz tamam, yarın sabah antrenmandayız değil mi?
Yani 11'de mi hocam? Yarın Perşembe değil mi? Belki de yarın akşam yaparız. Belki de yarın yokuz biz Antrenman'da. Yok gelebilirsiniz. Tamam. Hocam istersen... O zaman yarın akşam beraber... Faruk niye çağırdın? Yok. Faruk'tan izin Faruk alıyoruz ya. Antrenman için. Faruk ilan ediyor. Şimdi erkenden yaz istersen vakitleyeceğim. Sevgili seyirciler artık sona geldik. Tabii çekilişimizi bugün yapıyoruz. Aslında biz hocam bu işler öyle kolay bir şey değil. Yarın çekiliş yapıyorduk genellikle. Hı. Ama bu akşam siz geldiniz. Burada canlı yayında siz çekin istedik. Bu işler öyle kolay. Şimdi kolay evet gerçekten o tek tek isimleri toplayacaksın falan. Yani kolay bir şey değildi. Muhammed kapıyı açar mısın? Dedin ya sen hepimiz Ömer daha Faruk fazla geldi. Emek. Biz de burada insanlara mutlu etmeye çalışıyoruz. Yorumlarıyla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi hocam 5 şeyimiz var. Birini çek istersen. Evet. Forma bu. Hadi forma. Kocaelispor forması. Şöyle. Alttan güzel karıştı. 5 formamız bizim, var değil mi abi? Bizim Zafer Çakıroğlu kardeşimiz var hocam. O sponsorumuzu Allah razı olsun. Hemen isimleri sen oku hocam. Sertaç Demirören. Tamam, Sertaç o tanıdığım bir kardeşim. Sertaç Demirören kardeşim birinci forma talihlisi. Yaz şeye. Hocam hı-hı. İstersen devam et. Evet. 4 tane forma bir şey alacağız hocam çanta. Bir de şeyimiz de var abi. Ha senin atkı özür dilerim pardon. Doğru, özür dilerim. En son. Faruk'tan hocam formadan devam edelim. Formadan hangi devam Faruk'tan? Edelim. Fevzi Faruk'tan. Gelmiş yarın mıymış antrenman? Yarın 11'de. Tamam. Hocam nedir? Nihat Araç mı? Nihat Araç. Vay. Hep böyle bizim programın triyakileri hocam bunlar. Devam et hocam. Triyakiler değil mi? O zaman en fazla hak edenler mi? Hak ediyorlar kesinlikle. Tamam. Bizim programlara hep yorumda gönderirler. İzlerler. İzlerler evet. Sağ olsunlar. Üçüncü talihli. Kudret İsmet Sönmez. O da, aha, o da bak, öyle. O da üstad. O da üstattır. Kaçırmaz hocam oku. Her hafta izler. Çok, üstad, derken, üstad derken hangi ya, konuda üstad? Yok, futbol konusunda ha, futbol çok konu. Çok değerli yorumları var hocam. Onu söyleyeyim ben sana. Bizim İsmini bir tarafa yaz. Zaten futbolda üstattan ya, geçilmiyor. Yani, üstad, bu ama gerçek üstad hocam. Ben kefilim her türlü. Dördüncü o ve son konuda hiç şeyimiz yok yani. Eksiğimiz yok maşallah. Şampiyonlar Ligi kurası gibi. Kim Erol Ateş. Erol Ateş. Erol Ateş. Vay anas Erol Ateş ama Ali Kayalı o da tanıdık. Evet, hocam dört tane formayı verdik. Evet. Şimdi bir tane çanta için hocam. Çantamız da çok değerli. Kıymetli. Yavuz var mı orada? Sevgili Şenol Yavuz Akyüz. Var mı? Yavuz kim? Bilmiyorum ki. Yavuz bizim Yavuz mu? Yok mu? Bilmiyorum yok. Ben. O attı Yavuz o. Bir de hocamın şeyi ya köylüsü toprağı. Ha Ereğlili değil mi? Ereğlili. Doğru. Hakan Çelik. Hakan Çelik. Hakan. Çanta kazandı Hakan Çelik. Karamüsel çocuk değil mi? Tamam. Hayır başkanım da kazandı. Hakan Çelik çantayı kazandı. Şenol Akyüz iş adamı onun bu hediyesi. Bu da Atkı mı? Atkı. Kardeşimin de atkısını da verelim hocam. Evet. Hocamın gelişine özel bir atkıda bir şey yapalım dedik. Tarık Kolçak. Tarık Kolçak sen de. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam kurallar için. Artık son bir final yapalım. Evet. Sizin son bir kuralları mesajınız. Da çektik. Kuralları da hocam her şey yaptık bakacağım. Evet. Buyur hocam. Yani ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Özellikle yani sizler bizim için hakikaten önemlisiniz. Sağ ol hocam Allah'a. Değerlisiniz. Eksik olma hocam. İnşallah bundan sonraki dönemlerdeki programlarda böyle bizimki arada gibi yapmak lazım hocam keyifli bunları, geçer. Evet. İnşallah keyifli olursak yaparız ya böyle İnşallah. Yani bu kadar uzun sürmezse hani yok, yok bu ilk program olduğu için yaparız. Hocam ama siz en başta vakit problemim yok dediniz. Öyle deyince biz. Hayrettin yani abi serbest size. Hayrettin abi kaptı orada siz artık. Evet hocam. Yine şunu söylemek istiyorum. Biz hep birlikte güçlüyüz. Aynen. İşte teker teker saydığımız dinamikler bu işin içinde olursa, bu işe katkı sağlarsa o zaman gücümüz daha da artacak. O yüzden Kocaeli sporluyum diyen herkesi bundan sonraki dönemde daha fazla fedakarlık yapmaya ve sorumluluk almaya davet ediyorum. İnşallah herkes de gereğini yapacak. Buna da inanıyorum. Ve teşekkür ederiz. Hep beraber söyleyelim. Ne söyleyelim hocam? Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız arkadaşlar. İnşallah. Hocamın bu mesajıyla beraber noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok samimi, güzel bir ortam oldu. İnanıyorum izleyenler de keyif almışlardır. Herhalde konuşmadık, bir şey kalmadı. Kaç saat, ne kadar oldu? 7.30'da başladık, 10.30. 3 saat mi? 3 saati üç geçti. Saat. Güzel. Maşallah diyelim rekor hocam. Rekor oldu mu? Rekor hocam. Rekorların yayını. Birçok konuda rekor kırdık. Hocam benim net rekorum.
Gökhan zaman genelde devre zaman olarak bir saatte yani. Kaçar evet. Gökhan. Bu akşam kaçamaz. Kaçma Mahrettin abim. Karabinsel'e de gidecekti yani adam. Başka programı vardı. Onu da kaçırdı. O da gitti. Mesaj attılar şimdi biz gidiyoruz. Hocama çok teşekkür ederiz katıldığım için. Tekrar buluşacağız inşallah. Şampiyonluk olduğu zaman da i̇nşallah. Yeni güzel programlarla. Taha kardeşime teşekkür ediyorum. Gökhancığım çok teşekkür ben ederim. Ben de teşekkür ederim abi. Evet. Hocama bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hatırlatalım. Her programda hatırlatıyoruz. Cumartesi günü. Saat 7'de Kocaelispor Giresun deplasmanında. Kocaelispor'umuza başarılar dileyelim. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü burada galibiyeti. Pazartesi günü inşallah galibiyeti konuşuruz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma da iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.